Arkadaşlar sesim, görüntüm geliyor mu? Nasıl durumlar? Şeyma merhaba. Senin sesin gelmiyor sanırım. Mikrofonun kapalı görünüyor. Geliyorum sesiniz. Heh, tamam. Bu arada Arkadaşlar biz canlı yayındayız şimdi. YouTube'da. YouTube'da da canlı yayındayız. Peki ona da bir bakalım. Hocam merhaba. Merhaba Sait, ne haber? Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Anlarız. Patronu kovacağınız en son oradan. Alıştık bu odaya. Vallahi mekan güzel. Şimdi şu YouTube linkine bir bakayım. Vallahi ben de gördüm ki hemen işten gelirken yemekte gördüm. Hemen bilgisayar açmam lazım dedim ya. Açmaz mı? Vallahi Sait, bu sefer biraz değişik şeyimiz. İçeriğimiz. Hoşuna gideceğini düşünüyorum açıkçası. İnşallah güzel bir etkinlik olur. Görüntümde nasıl, donma vesaire bir şey var mı? Sesimde, görüntümde. Gayet net her zamanki gibi. Net, tamamdır. Bu arada Üskiyaz'ın şeyine girdim. YouTube kanalına herhangi bir yayın vesaire bir şey başlamamış görünüyor ama ben mi göremedim acaba? Bakıyorum ama hocam. Hocam chat'e link attım, oradan bakabilirsiniz isterseniz. Tamam. Şuradan hemen bakayım. Buradan da canlı yayınlayacağız değil mi? Hatta yayınlıyoruz gibi. Şu anda da 3 kişi izliyormuş. Süper. Tamam. Şunu da sosyal medya hesaplarımızdan hemen paylaşalım. Ya da biraz sonra mı paylaşalım? Gitmez hocam. Eğitim kaç saat sürecek yazmış bir arkadaş da. Dörde kadar yolu var. Tecrübe. Ama hocam değişik dediğine göre 5-6 direkt sabah namazına kalkarız. Şimdi şu linki ben bir şey yapayım. Şuradan almak için. Şurada da telefonum da YouTube açık kalsın. Şurayı kapatayım. Şurayı kapatayım. Kaç kişi olduk? Nerede yazıyor bunun kaç kişisi? 57 kişi, 59 artı yani. 61 oldu. 61, evet. Maşallah. İyi, böyle devam eder inşallah azalmadan, sıkılmadan. Evet, inşallah hocam. Şeyma, saat 8 gibi istersen sen bir açılışı yap. Tamam hocam. Ondan sonrasında yavaştan şey yapalım, zaman kaybetmeden. Tamam. Başla istersen, buyur. Tamam. Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Şeyma Çelebi, Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Yapay Zeka ve Bilgi Güvenliği Kulübü etkinlik sorumlusuyum. Kulübümüz 2018 yılında kuruldu. Çalışma alanları yapay zeka, siber güvenlik, veri bilimi, bilişim adı altında programlama ve kodlama ile ilgili. Ömer hocamız gibi değerli hocalarımızla birlikte ücretsiz ve interaktif eğitimler düzenlemekteyiz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edip etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca yine Discord kanalı da açtık. Orada da çok güzel işler yapmayı inşallah umuyoruz. Bugün hocamız ile birlikte büyük veri analitiği konu başlıklı bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Bizi kırmayıp davetini bize kabul ettiği için hocamıza çok teşekkür ediyorum.
Başlamadan önce hocam kendinizi tanıtmak ister misiniz ve bugün neler hakkında konuşacağız? Kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii. Ben aslında kendimi tanıtma işini ekran paylaşarak yapayım. Öncesinde ben de şöyle birkaç dakika konuşayım, sonrasında o fasla geçelim. Öncelikle ben bu şekilde üniversitede okuyan arkadaşlarımızın üniversitede sadece standart derslerine girip de işte okulu bitireyim, geçeyim modunda değil, biraz daha nasıl bir şeyler yapabilirim, hem kendime, hem topluma, hem arkadaşlarıma, hem çevreme nasıl faydalı olabilirim şeklinde çaba göstermesini çok gerçekten takdir ediyorum. Hani bu anlamda Şeyma, şu anda sen buradasın, yüzün. Ama biliyorum ki hani senin bir ekibin var ve bunları birlikte yapıyorsunuz. O yüzden ben öncelikle bu tarz etkinliklerde emeğe geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Elimden geldiği kadar da vakit ayırmaya çalışıyorum ve elimden geldiği kadar da bu şekilde arkadaşlardan teklif geldiği zaman hiçbir zaman reddetmemeye çalışıyorum. Onlara bir şekilde destek olmaya çalışıyorum. Bugün de inşallah farklı bir etkinlik düzenleyeceğiz. Diğerlerinden farklı olarak Ömer Çolakoğlu ismi biraz böyle SQL ile anılır oldu ama bugün biraz daha SQL'den daha farklı ama yine veriyle alakalı bir etkinliğimiz olacak inşallah. Güzel bir etkinliğimiz olacak. En başta söyleyeyim. Beni daha önce bilenler bilir ama bilmeyenler için işte çok fazla slide kullanmam, çok fazla teorik şeylerden bahsetmem. Benim olduğum her yerde genelde uygulamalı, canlı örnekler üzerinde geliştirmeler yaparız, örneklemeler, etkinlikler yaparız. Bugün de inşallah öyle olacak. Tabii bunun riskleri var. Yani canlı atölye uygulamalarında teknik sıkıntılar çıkabilir vesaire. Eğer böyle bir şey olursa şimdiden affınıza sığınıyorum, kusura bakmayın. Ama bugün inşallah güzel bir etkinlik olacağını, farklı bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Şimdi beni host yapabiliyor musunuz? Ekran paylaşabiliyor muyum? Ha, paylaşabiliyormuşum, tamam. Evet, host olmanız lazım şu an. Tamam. Başlayalım mı Şeyma? Saat 8:02 geçiyor. Evet, başlayalım hocam. Kaç kişi olduk? 83 kişi olmuşuz. 83, tamam, süper. Şimdi ekranımı görüyor musunuz? Evet. Ben şunu küçültebiliyorum. Hocam önce şunu sormak istiyorum. Etkinliğin sonunda bu slaytı bizimle paylaşırsınız değil mi? Slaytı paylaşırım. Slayttan daha kıymetli şeyler var. Slaytta hiçbir şey yok. Yani çok basit şeyler. Slayttan çok daha kıymetli şeyler var. Bence ilerleyen zamanlarda onu paylaşır mısınız diye soracağınızı tamam. Düşünüyorum. Onları okay. Da paylaşacağım inşallah. Sabırsızlıkla bekliyoruz hocam. Vallahi ben de öyle. Hep birlikte başlayalım o zaman. Şimdi dersin konusu büyük veri analitiği. Dedim ya hani Ömer Çolakoğlu ismi biraz böyle SQL ile şey oldu, münhasır oldu son dönemlerde. Ama Ömer Çolakoğlu'nun yaptığı tek şey SQL ya da veri tabanı değil. Sonuç itibariyle veri ne zaman anlamlı? Veri bizi yönlendirebilecek, bize kararlar verdirebilecek formata geldiği zaman anlamlı. İşte bunun içinde biz şöyle verinin tarihçesine baktığımız zaman eskiden ne vardı? Bundan belki 20 sene önce çarşaf çarşaf böyle kredi kartı ekstresi gibi veya telefon kayıtları arama ekstresi gibi önümüze raporlar dökülürdü. Biz bu yazılı raporlar içerisinden işte bir şeyleri kontrol ederdik. Yani alt toplamına bakardık vesaireye bakardık. Sonuç itibariyle sistem düzgün çalışıyor mu diye buna bakardık. Sonra artık veri bu kağıtlar üzerinden, listeler üzerinden bakılamayacak kadar büyük olmaya başladı. Bunu yaparken de artık bu veriyi daha anlamlı hale getirmek için biz ne yaptık? İşte daha grafikler, chartlar oluşturmaya başladık. Özet tablolar oluşturmaya başladık. Bu da bize bir fikir verdi. Hep verdiğim bir örnektir. Yani bir süpermarket zincirini düşündüğünüz zaman o süpermarkette satılan, okutulan her bir çokonat veri tabanına bir satır olarak aktarılır ve siz çokonat ürünüyle alakalı bir analiz yapmak istediğiniz zaman belki sadece çokonatın bilgisine erişmek için milyonlarca satır olan bir veri üzerinde çalışıyor olmanız gerekir. Bunu bir şekilde özet haline getirmeniz gerekir. Yani ben aylara göre bu üründen ne kadar satmışım, bu ürünün yanında en fazla ne satmışım, hangi mağazamda bunlardan ne satmışım gibi bazı şeyleri özetleyerek, gruplayarak karşımıza getirmesi gerekir. İşte İkinci nesil veri analizinde bunlar karşımıza çıktı. Yani veriye bakma ve toplu olarak görme. Ama bunlar da biraz daha statik raporlardı. Sonrasında
Biz veriyi biraz daha interaktif olarak kullanmak istedik. Yani ben bir ürünü hangi müşteriye satmışım sorusunun cevabını görebilecekken aynı zamanda bir müşteriye hangi ürünü satmışım sorusunun da cevabını aynı ekran üzerinden görmek istemeye başladım. Ya da bir mağaza haftanın hangi günleri ne kadarlık satış yapıyor ya da cuma günü hangi mağaza en çok satış yapıyor gibi çapraz soruları, çapraz sorguları görmek istemeye başladık. Dolayısıyla ne oldu? Bir tarafta verinin görselleştirilme durumu, diğer tarafta verinin interaktif ve analitik şekilde incelenebiliyor, analiz edilebiliyor olma ihtiyacı ortaya çıktı. İşte biz bu ihtiyaç karşısında bir takım yazılımlar geliştirdik. Bir takım yazılımlar, tool'lar işte gelişti. Bunlara ne diyoruz biz? Genel itibariyle iş zekası ya da daha havalı itibariyle, havalı ismiyle business intelligence diyoruz. Bunlar eldeki mevcut verileri stratejik olarak bize karar verdirecek şekilde analiz etmemizi, görsel hale getirmemizi sağlayan yapılar arkadaşlar. Fakat bu noktada da henüz tam olarak ihtiyacımız karşılanmış değil. Neden? Çünkü kararı insan veriyor. Bu veriler, bu tool'lar, bu BI tool'ları, Business Intelligence'ın kısaltması BI, BI tool'ları bize ne yapıyor? Bir karar verme noktasında yol gösteriyor ama kendisi karar vermiyor. Bunun bir tık ötesinde de ki o gün bugün onu anlatmayacağım ben, yapay zeka ve makine öğrenmesi dediğimiz ya da işte derin öğrenme dediğimiz bir takım kavramlar ortaya çıktı. Bu kavramlarda ne yapıyor? Bizim veriyi analiz edip üstünde karar alma işlemimizi de bizim üstümüzden alıyor ve bizim için en doğru kararı o veriyor. Yani sen bir kampanya yapacaksan sütün yanında şu ürünü de satmalısın, bu ürüne bu kadar fiyat yap. Veya işte sen şu kadar kar etmek istiyorsan A ürününün fiyatını şu kadar arttır, B ürünün fiyatını şu kadar kampanya yap gibi bana artık stratejik olarak nokta atışı çözüm üretiyor. Bu da şu anki verinin en ileri seviyedeki kullanılır hali. Fakat biz hani ülke olarak bu kadar ileride değiliz. Hatta iş zekası tool'larında bile, business intelligence tool'larında bile henüz çok fazla firmada bunların kullanılmadığını görüyoruz. Bugün ben aslında biraz bu konuya değinmek istiyorum. Onun üzerinde örnekler yapmak istiyorum. Şimdi burada belki beni tanıyan var, tanımayan var. Onun için kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Benim birden fazla kimliğim var arkadaşlar. Sağda solda bir yerlerde denk geldiğinizde ya biz bu adamı böyle tanıyorduk da işte bir de bu özelliği çıktı, bu neciymiş demeyin diye buradaki tüm kimliklerimden bahsediyor olacağım. Arkadaşlar ben Isısan şirketinin bilgi teknolojileri müdürüyüm. Yaklaşık 18 yıldır sektördeyim ve 9 yıldır da Isısan şirketinde çalışıyorum. Bu benim hafta içi mesai, normal günlük mesai işim bu. Bunun dışında son işte 2014'ten bu tarafa, bu sene pandemiden dolayı olmadı ama Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde dışarıdan derslere giriyorum. O yönüyle kısmen bir akademik tarafım var. Bir Udemy eğitmeniyim. Şu anda 27 binden fazla öğrencim var Udemy'de. 99 ülkeden bu eğitimlerim alınıyor durumda. 6 tane kurs yayınladım. 2 tane kursum da kendi kategorisinin en çok satanı oldu. Türksel Geleceğe Yazanlar, Türksel'in sosyal sorumluluk projesi burası. Burada çeşitli yazılım eğitimleri var, ücretsiz şekilde yararlanabileceğiniz. Burada SQL Server ile alakalı güzel bir eğitim hazırladım. 4 tane bölümden oluşan ve toplam 130 videodan oluşan ücretsiz erişebileceğiniz bir eğitim. Girip alabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında BTK Akademi 1 milyon yazılımcı istihdamı projesinin bir bacağı olarak eğitimlerin yayınlandığı bir portal. Burada da 4 tane eğitimim var ve toplamda 100 binden fazla kişiye ulaşan bir eğitim durumu söz konusu. Şurada hafif bir YouTube'dan gelenlere bakıyorum. Güzel, soru yok. Güzel temenniler var, iyi yayınlar diye. Bunun dışında Siber Kulüpler Birliği, siber kümelenmenin bir eğitmeniyim. Siber Kulüpler Birliği, muhtemelen siz üye misiniz Şeyma, siber kulüplere? Hayır hocam, değiliz diye biliyorum. Tamam. Normalde sizin gibi özellikle siber evet. güvenlik ve bilgi güvenliği ve işte yapay zeka gibi kulüpleri bir çatı altında toplayan bir organizasyon burası. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı. Bunun ne avantajı var? Mesela şimdi sen bu etkinliği böyle online yapmasaydın da beni mesela oraya getirmek isteseydin. Bunun bir takım işte masrafları var. En basitinden işte benim oraya gelirkenki yol param, işte konaklayacaksam konaklamam vesaire. Bunu öğrenci bütçesiyle veya okul bütçesiyle karşılamanız her zaman şey olmuyor, kolay olmuyor. Fakat bunu işte Siber Kulüpler Birliği ile birlikte yaparsanız, yani sizin oradaki insanlara bastıracağınız işte boyunluktan, vereceğiniz sertifikalara kadar işte bastıracağınız afişe,
İşte eğitmenleri işte getirip götürmeye vesaireye kadar sizin masraflarınız karşılanıyor, ihtiyaçlarınız görülüyor ve doğrudan benimle sizin iletişime geçmeniz yerine işte biz şu anda sanırım 40 civarında gönüllü eğitmeniz burada. İşte böyle böyle bir etkinlik var. İşte 3 kişi göndermek istiyoruz dendiğinde doğrudan bizimle iletişime geçilip tüm organizasyon onlar tarafından yapılıyor. Ve siz sadece işte daha alt organizasyonlarla ilgileniyorsunuz. Bu anlamda bence bir iletişime geçin Sibel kümelenmeyle. Ben unutmuşum hocam. İyiymişiz. Şu an arkadaşlar da yazdılar. İyisiniz değil mi? Tamam. Evet, iyiymişiz. En son hatta şeyde güzel bir etkinlik yaptık. Bu pandemiden önce Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir siber güvenlik kış kampı yaptık. Benim alanım veri tabanı. Veri tabanı olduğu için veri tabanı güvenliği konusunu anlattım ben orada. Yaklaşık 750 öğrencinin katıldığı, 25 tane eğitmenin katıldığı, bir hafta boyunca süren paralel eğitimlerin olduğu ciddi bir etkinlik yaptık. O anlamda bu şeyin de, bu organizasyonun da bir üyesiyim. Bir YouTube kanalım var. youtube.com/oçalakoğlu. Abone olup takip etmenizi öneririm. Abone olun demiyorum. Yeni yetme şeyler gibi, YouTuber'lar gibi. Ama gerçekten öneririm. Neden? Çünkü ben özellikle Erciyes Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünün derslerine girerken o arkadaşlara hep şunu söylerdim. Arkadaşlar benim derslerimi iyi dinleyin. Çünkü ben sizlere Google'da nasıl arayacağınızı bilmediğiniz şeyleri burada gösteriyorum diye. İşte tam o formattaki videoları bulabileceğiniz bir YouTube kanalı. Elimden geldiği kadar bir şeyler atmaya çalışıyorum. Çok böyle hani yoğun kullandığım bir yer değil, yet zaman bulamıyorum ama içerisindeki videolar gerçekten hoşunuza gidecek ve ilginç bilgiler içeren videolar genellikle veri tabanı üzerinde. Ve Microsoft MVP Most Valuable Professional 2020'nin bana güzel bir sürprizi oldu bu. Microsoft'un MVP programına dahil oldum. Daha doğrusu MVP ödülünü kazandım. MVP ne demek? IT profesyonellerinin sektöre yapmış olduğu katkılar sebebiyle işte komünitelere, sizler gibi kulüplere, işte online ortamlara vesaire, yani sahip olduğu bilgisini, deneyimini, becerisini bir şekilde başkalarıyla gönüllü şekilde paylaşan insanlar için Microsoft'un vermiş olduğu bir ödül bu. Türkiye'de şu an 18 tane MVP var. Dünyada da toplamda 3000 tane MVP var. Ve gerçekten hani bu unvana, bu title'a sahip olmak da benim için büyük bir onur. İnşallah daha ileri sizlerin başına olsun diyorum. Biz de tebrik ederiz hocam. Hayırlı olsun ödülünüz. Tekrar. Teşekkür ederim. Genelde sunumun sonunda unutuyorum arkadaşlar. O yüzden iletişim bilgilerim burada. Web sayfam omerçolakoğlu.net, blog sayfam. Twitter omerçolakoğlu @. LinkedIn Ömer Çolakoğlu, Udemy Ömer Faruk Çolakoğlu, YouTube youtube.com/oçolakoğlu, Instagram Çolakoğlu Ömer ve e-mailim de oçolakoğlu@gmail.com. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Evet, konumuz iş zekası ya da daha havalı tabiriyle business intelligence. Arkadaşlar, konunun başında da bahsettim aslında hani iş zekasının ne olduğuna. İş zekası veriyi anlamlı hale getirmek ve o veriden anlam çıkartabilecek, yorumlayabilecek hale getirmek. Bu noktada birçok tool var iş zekasıyla alakalı. İşte en popüler olanlardan bahsedeyim. İşte Microsoft'un Power BI var. Çok çok başarılı bir iş zekası tool'u. Ama ben bugün onu anlatmayacağım. Neden onu anlatmayacağım? Çünkü sizler çoğunlukla bilgisayar mühendisliği öğrencisiniz. Ya da işte bir şekilde yazılımla ilgilisiniz. O yüzden kendi iş zekası tool'unuzu nasıl geliştirebilirsiniz üzerine konuşuyor olacağım. Yoksa hani Power BI herhangi yazılımcı olmayan herhangi birinin de çok rahatlıkla kullanabileceği bir tool zaten. Başka ne var? ClickView var. Gerçekten çok başarılı bir iş zekası uygulaması o da. SAP'nin Business Object var. IBM'in Cognos var. Tableau diye bir tane bir Fransız ürünü var. Bunlar hani sektörde en çok kullanılan iş zekası çözümleri. Bir de Microsoft .NET ile birlikte kullanabileceğimiz bir DevExpress komponent paketi var. Bunun içerisinde birçok komponent var, birçok bileşen var. İşte textbox'ından tut da gridine kadar, işte chartlarına vesairesine kadar, ama bizi şu anda o ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren nokta bu komponentin içerisinde, bu komponent paketinin içerisinde bulunan dashboard paketi. Ve bu dashboard paketi aslında sizin çok rahatlıkla çok kısa bir zaman içerisinde kendi iş zekası tool'unuzu yazmanızı sağlayan bir uygulama arkadaşlar. Biz onun üzerinde işlem yapıyor olacağız.
Şöyle birkaç örnek verecek olursak, mesela buradaki resimdekiler tamamen DXWS dashboard ile geliştirilmiş dashboardlar arkadaşlar. Bir market verisi ki biz bugün yine onun üzerinde çalışıyor olacağız. Burada güzel bir data var. Bu yani datanın kendi güzel değil aslında da. Çünkü 1970'e son 45 yıllık dünyadaki terör saldırılarının datası. Ben bunu Türkçeleştirdim. Toplamda 170 bin satır ve işte saldırı türüne, kimin yaptığına, lokasyon bilgisine kadar her şeyi veriyor. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın bir datası. Kaggle'dan aldım ben bunu, Türkçeleştirdim. Oradan oluşturulmuş bir dashboard. Yine bu Türkiye üzerindeki yapılan terör saldırılarının bir göstergesi. Şöyle bir dataset var. Avrupa futbol maçları istatistikleri ve tamamen buradaki verileri alarak ben bu ekranı Kaggle üzerinde, Kaggle'dan aldığım bu verileri bu dashboard üzerinde gerçekleştirdim. Bu arada bu eğitimin çok daha detaylısı BTK Akademi üzerinde var. DevExpress dashboard ile iş zekası ve veri analitiği diye ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Tahmin ediyorum 16 saatlik bir eğitim ve şuradaki oluşturduğum dashboardları nasıl oluşturduğumu orada da anlatıyorum. Bu arada dashboard kelimesi uçan kokpiti anlamına geliyor. Yani uçaktaki kokpit ekranı gibi. Neden böyle bir isim veriliyor? Çünkü insanlar şirketlerini vesaireyi yönetirken bu dashboardlar, bu kokpit ekranlarıyla yönetiyor. Nasıl ki bir pilot uçağını kokpit üzerinden yönetiyor, İnsanlar da şirketlerini, kurumlarını bu ekranlar üzerinden yönetiyor. Son olarak benim Udemy'deki eğitimim için hazırladığım bir dataset var. TMDB sitesinin verileri. TMDB The MovieDB Database. IMDB'nin biraz değişik bir versiyonu. Burada neler var? İşte dünya üzerindeki çevrilen filmler, oradaki oynayan işte aktörler, hatta işte film ekipleri, film ekibinde çalışan insanlar. Gerçekten çok sağlam bir veri var burada. 160 bin tane film, 480 bin tane aktör, 400 bin film ekibi, 20 dilde çeviri, 17 bin tane anahtar kelime, 200 bin tane resim, hem filmlerin hem aktörlerin resimleri, 48 bin tane yapımcı şirket, 1,5 milyon film önerisi, 900 tane meslek, kamera arkası, ışık vesaire, 1 milyon 400 bin film ekibi, o crew dedikleri kişi. Bu ne anlama geliyor? Ben aslında 2002 yılında çekilmiş Gladiator filminin ışıkçısının memleketin neresi olduğuna kadar biliyorum demek. Bunun bana ne faydası var? Veri bilimiyle uğraşan insanlar için bulunmaz nimet arkadaşlar. Yine o TMDB datasında oluşturmuş olduğumuz görsel. Bugün bunlara benzer şeyler yapıyor olacağız inşallah arkadaşlar. Peki, şimdi bu dashboard'u gerçekleştirmek için DevExpress. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Biraz internetim yavaş gibi ama görüntüde vesairede sıkıntı var mı? Hocam ara ara bir kesinti oluyor ama yani çok böyle sıkıntı olacak bir şey değil. Tamam. Mesela buradan işte free trial deyip şuradan da demolarını açalım. Bunu indiriyorsunuz. Şimdi bunu indirmeyle kurmayla uğraşmayacağım ben. Çünkü tekrardan yani Visual Studio üzerinde çok fazla şey kurulu. Tekrardan şey yapamayabilirim. Sıkıntı çıkabilir. O yüzden bu indirmekle kurmakta bir şey yok. Zaten hiçbir ayarı yok. Next deyip kuruyorsunuz. Kurduktan sonra Visual Studio içerisine bir takım komponentler geliyor arkadaşlar. Şimdi bir tane şöyle bir yeni proje açayım. Visual C Sharp üzerinde bir desktop uygulaması açacağım arkadaşlar. Buraya da Üskiyaz etkinlik diyelim. Chat'ten bir şeyler geliyor ama benim kaçırdığım bir şeyler var mı burada? Sorular var. Şu sorulara bir cevap vereyim 2 dakika. Eğitim kaç saat sürecek acaba? Minimum 2 saat. Şu anda hostunuz tamam. Slide'ları tamam.
Arka plan gerçek mi, green screen mi? Çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Sanırım gördünüz. Power BI, ClickView gibi tool'larda derinlemesine uzmanlaşmak mı yoksa kendi iş zekası yazılımınızı geliştirmek mi daha faydalı olur sektörde? Hepsi arkadaşlar. İş zekasıyla uğraşacaksanız hepsini bilmek zorundasınız. Ama zaten zor bir şey değil. Hepsi birbirine çok benziyor. En kolay erişebileceğimiz noktada bu olduğu için ben özellikle bu taraftan yapmak istiyorum. Dataları nereden bulabileceğimizle ilgili kısa ipuçları verir misiniz? Dataları nereden bulabilirsiniz? Kaggle'da Ömer Şolakoğlu diye arattırırsanız ben birçok datamı orada paylaşıyorum zaten. Onun dışında ben dataları oluştururken de kendi datalarımı genelde kendim oluşturuyorum. Bununla alakalı da YouTube videolarımda bu dataları nasıl oluşturduğuma dair videolar var. Ve hatta eğer inşallah şey yaparsak, yani buradan hoş kalırsak buradan, bir günde bu dataları nasıl oluşturduğum üzerine canlı bir etkinlik yapabiliriz ve hep birlikte kendi datamızı oluşturabiliriz. Mesleki deneyimleriniz varsa dashboardunuzu yazma daha mantıklı. Evet, burada bir yorum var. Bu eğitimde sertifika verilecek mi bilmiyorum. Verilmeyecekmiş zaten. Tamam. Sorulara da hızlı şekilde cevapladık. Ara ara böyle girip sorulara bakacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, basit bir form ve biz şimdi dakikalar içerisinde kendi iş zekası tool'umuzu gerçekleştireceğiz. DevExpress'i kurduktan sonra bakın şurada komponentlerin içerisinde şunu hepsini nasıl kapatıyoruz? Neyse, yapayım şunu. DevExpress'in içerisinde bakın şurada DX18.1, bu arada bendeki stabil versiyonu 18.1 ama DevExpress'in şu anda 20 versiyonu çıktı. Biraz geçmişten geliyor ama çok önemli değil. Bakın şurada Dashboard Designer ve Dashboard Viewer diye iki tane şeyimiz var. Komponentimiz var. Adından da anlayacağınız üzere bir tanesi rapor ekranını tasarlamanızı sağlıyor. Bir diğeri de raporu son kullanıcıya gösteriyor. Biz şu anda son kullanıcıya gösterecek bir raporumuz olmadığı için sıfırdan bir dashboard tasarlayacağız arkadaşlar. Şuraya atıyorum bunu. Zoom'dan dolayı sanırım biraz bilgisayar kasıyor ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi şu formumuzu tam ekran yapalım ki rahat çalışalım. Windows Test Maximized. Şunu da DAC'ını full yapalım. Bakın bir de şurada ne var? Create Ribbon diyor. Bunu da yaptık mı? Dashboard oluşturma ekranımız tamam arkadaşlar. Bundan sonra artık dashboard'umuzu oluşturabiliriz. O onu yapa dursun. Biz bu arada datamıza bakalım. Data benim burada bir sanal makinede arkadaşlar. VMware üzerinde bir sanal makine. Tabii açabilirsem. Bir tane veri tabanına bağlanayım SQL Server'a. Dashboard oluştururken verinin illa SQL Server'da olmasına gerek yok. Bunlar database'lerden bağımsız olarak çalışabilirler. Yani SQL Server, Access, Oracle, MySQL, PostgreSQL hatta Excel'e bile bağlanıp verileri çekip görselleştirebiliriz arkadaşlar. Şu anda SQL Server'ı açıyorum. Database'e bağlanıyorum. Bakın sizler için oluşturmuş olduğum bir database var burada. Database'in adı Bizim Market. İnternet üzerinden online satış yapan bir marketin veya işte küçük bir hepsi burada tarzı bir sitenin datası diyebiliriz buna. İçerideki ürün isimleri gerçek. Satış isimleri rastgele oluşturulmuş arkadaşlar. Neye göre rastgele oluşturulmuş? İllerin nüfuslarına göre rastgele oluşturulmuş durumda. Şöyle bir bakalım. Neler var? Selected from
Web Items All dediğimde bakın burada ürünün adı, kodu, ondan sonra resim linkleri, sonrasında işte bunun ana kategorisi, alt kategorisi, onun altındaki alt kategorisi ve onun altındaki alt kategorisi. Toplamda 4 kırılıma kadar kategorilendirilmiş durumda. Birim fiyatı var burada. Bir de işte ürünlerin resimleri var. Resimleri nasıl göstereceğimize ilerleyen konularda bakacağız. Bunlar ürünler. Bir de satışlar diye tuttuğum bir tablo var arkadaşlar. Sales. Selected from sales. Önce bir bakalım kaç satırmış. 571 bin satır. Burada biraz daha sayıyı da arttırabilirdik. Yani 1 milyon satır falan da yaptırabilirdik ama gerek yok. Yani 2-3 saniyede yapılacak iş bu sefer 5-6 saniyeye çıkıyor her yaptığımızda. Zamanla tasarruf etmek adına verileri biraz daha küçük tuttum arkadaşlar. İçinde neler var bu tablonun baktığımız zaman? Bakın bu bir alışveriş datası olduğu için bir alışverişte siz bir tane fiş alırsınız ve burada ne var? İşte fiş numarası. Yani ben şu fiş numarasıyla kaç tane ürün almışım burada? 8 tane ürün almışım. Fish date, yani bu ürünün alınma zamanı ne zaman? Sonra işte kod var, ürünün kodu, ürünün adı var, markası var, ana kategori, alt kategori, onun altındaki kategori, varsa bir daha alt kategori, miktar, kaç tane almışım, price, birim fiyatı, total price, bununla bunun çarptırımı, müşteri kodu, ben bunu hangi müşteriye satmışım, müşterinin adı, doğum tarihi, bu arada müşteri isimleri falan da tamamen dummy arkadaşlar. Rastgele isimlerden oluşturulmuş şekilde isim ve soy isimlerin çaprazlama birleşimiyle. Müşterinin cinsiyeti kadın, işte mağazanın şubesi İzmir, müşterinin ilçesi Beyda, region Ege bölgesi. Bu ürünü hangi şeye satmış, satış elemanı satmış, satış elemanının adı, satış elemanının cinsiyeti, satış elemanının doğum tarihi. Şunlara çok takılmayın. Şimdilik bunlarla işimiz yok. Elimizde böyle bir data var. Ve 571 bin satır data var. Şimdi biz böyle bir dataya baktığımız zaman bunun üzerinden bir takım şeyler almak isteyebiliriz. Raporlar almak isteyebiliriz. En basitinden mesela hangi mağaza toplamda ne kadarlık satış yapmış? Veya işte hangi gün toplamda ne kadar satış yapmışım? Günlere göre satış raporu. Hangi bölgede daha çok satış yapmışım? İşte elektronik gıda kategorisinde ne kadar, elektronik kategorisinde ne kadar satış yapmışım da gıda kategorisinde ne kadar satış yapmışım? Bunları görmek isteyebilirim. Şimdi bunları biz SQL cümleleriyle çağırabiliyoruz. Mesela ben burada illere göre ne kadar satış yapmışımı çekmek için şuraya select city virgül sum total price dersem, şuraya da group by city dersem, SQL cümlesiyle ben bunu çekebiliyorum. Şurada da hatta order by city diyelim, isme göre sıralasın. Bakın alfabetik sıraya göre hangi şehrimde ne kadarlık satış yaptığımı görebiliyorum. 80 satır geldi. Şehirlerden birini yemişiz hangisiyse. Bu şekilde görebiliyorum. Ama ben bunu çok pratik bir şekilde ekranımda görmek istiyorum arkadaşlar. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi ona bakalım. Şimdi şu makinenin bir IP'sini öğreneceğim. Çünkü buna bağlanmak için gerekiyor. 192.168.183.184. Şimdi sanal makinemi indiriyorum. Kendi makinemde .NET ekranındayım. Ve uygulamamı çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın sadece bir tane komponent ekledim. Ve sayfada yerleşimini yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım şu anda. Sanıyorum Zoom kastırıyor. Normalde bu kadar yapmıyordu. Şimdi karşıma böyle bir ekran çıktı arkadaşlar. Şimdi ben buraya, şuraya örneğin bir tane şöyle bir liste getirecek olsam. Buraya desem ki işte toplam illerin satışlarını getir bana. Yani 80 satırlık bir şeyi getir desem ne yapmam lazım? Normalde .NET'te uygulama yazarken buraya bir tane grid atmam lazım. Arka tarafta işte şuradaki SQL kodunu çalıştırmam lazım. Buradan gelen dataları oraya basmam lazım. Ama şimdi bakın ne kadar pratik şekilde yapacağım. IP kaçtı?
183, 184. Tamam. Şimdi bakın burada geliyorum. New diyorum. Neye bağlanmak istiyorsun? Database'e mi, OLAP'a mı, Excel'e mi veya Data Extract'e mi? Biz burada database'e bağlanacağız. Elimizde çünkü database'imiz var. Next diyorum. Hangi database'e bağlanacaksın? Kendi makinanızsa buraya localhost yazabilirsiniz ama ben özellikle farklı bir sunucuya bağlanmak istedim. 192, 168, 183, 184. Nasıl bağlanmak istiyorsun? SQL Authentication'la. SQL'in şifresine gir. SA password 1 vermiştim ben buraya. Hangi database'e bağlanmak istiyorsun? Bizim market database'ine bağlanacak. Peki. Buradan bakın SQL query'si mi yazmak istiyorsun yoksa şurada Rank Query Builder diyerek tablolardan birini mi seçmek istiyorsun? Şu anda SQL query'si yazma yeri kapalı arkadaşlar. Bunun sebebini söyleyeceğim. Ama ben zaten bir tane tabloya bağlandığım için o tabloyu seçeceğim şuradan. Bakın tablo isimleri geldi. Şurada sales tablosuna geldim. Burada bunun tamamını seç dedim. SQL cümlem oluştu. Ve bakın burada alan listem geldi. Şimdi burada şey yaptığım zaman alan listemde ben ne istedim en basit haliyle? Şuraya bir tane grid atayım ve burada mağazalarım ve günlük satışları gelsin dedim. Bakın şimdi şuraya city atıyorum. Kolum kısmına. Bakın bütün şehirler geldi. Hatta şuradan sayısına bakalım. At total count dediğimde bakın 80 rakamını görüyorum burada. Bir de ne lazımdı bana? Bunlar ne kadar ciro yapmış? Total price'ı da buraya attım. Bakın otomatik olarak sum geldi. Bunu değiştirebilirim. Başka bir fonksiyona bağlayabilirim. Ve bakın burada bu değerler geldi. Şimdi ben bunu şöyle format diyelim. Formatlı şekilde yazdırayım şurayı da. Number diyelim. Toplam ciroyu da aşağıda göstersin. Bakın 137.000 TL'lik toplamda ciro yapmışım ve her bir mağazamın burada yaptığı cirolar görünüyor. Peki ben bir tane de bunun yanına bir şey daha ekleyeyim. Orada da bölgelere göre toplam satışı getirsin. Tekrardan bir grid ekliyorum. Şuraya geldim. Şurada region neredeydi şu. Bunu getirdim. Bunun altına tekrardan total price'i getirdim. Bunu da formatladım. Bakın burada da bölgelere göre getirdi. Şimdi hadi bir de bunu Türkçeleştirelim. Edit names diyelim. Mesela bölgelere göre satış. Region yazan yere bölge diyorum. Şuraya da toplam satış diyorum. Şuraya da geliyorum. Şehirlere göre satış. Edit names. Şehirlere göre satış. Şehir. Toplam. Satış diyorum. Şimdi. Ya hocam bu güzel de bu kadarını biz de yapardık. Yani işte önü sonu bir grid ekledin. İçine de datayı getirdin. Biraz daha ben bunları görsel şekilde görmek istiyorum. Hay hay. Onun da yolu var. Mesela şu bölgelere göre satışı ben işte bir pasta dilimi olarak görmek istiyorum. Şurada geldim. Pastayı ekledim buraya. Şunun altına atayım. Bu arada bu kadar da esnek böyle. Bakın her tarafa çekiyorsunuz oynuyor. Şuraya pasta kısmına ben neyi atacağım? Region atacağım. Pardon. Argüman kısmını atacaktım buraya. Şuraya da total price atacağım. Bakın ne oldu? Burada grafik şeklinde de geldi. Bunu da şöyle yapalım. Edit names. Bölgelere göre satışlar diyelim. Şuna da toplam satış diyelim. Burayı da Türkçeleştirdik. Peki bir tane daha bir şey oluşturmak istiyorum ben. Mesela burada da istiyorum ki işte şeye göre yapayım. Nasıl diyeyim? Ürün kategorilerine göre yapayım. Peki şuradan bir tane daha ekleyebilirim. Şöyle ya da bunun üzerinde sağ klik duplicate deyip bunu çoğaltabilirim. Bakın çoğalttım bunu. Ve buna da geldim. Dedim ki şurada region olmasın. Ne olsun? Burada kategori 1 olsun. Bakın bu da kategorilere göre toplam satışımı getirdi. En çok ben elektronik gıda dışında %76'sı benim satışlarımın buymuş arkadaşlar.
Bir de bunun yanına ne koyalım? Bunun yanına bir tane de aslına bakarsanız şey koyalım. Ne olsun? İşte tarihe göre satış olsun. Aylara göre satışını koyalım. Tekrardan bir tane daha chart koyuyorum buraya. Bakın burada da şurada date alanını getiriyorum şuraya. Date alanını sen neye göre kırmak istiyorsun? Default yıl, year. Ben buraya aya göre kırmasını istiyorum. Month, year şeklinde. Hepsi 2019 zaten. O yüzden şuraya month diye seçebilirim. Şuraya toplam tutarı getirdim. Bakın burada da ne yaptı? Aylara göre bana satışı getirdi. Peki bir tane de ne yapalım? Örneğin satış elemanlarına göre getirelim. Yani bir satış elemanı ne kadarlık satış gerçekleştirmiş ona bakalım. Şuraya bir tane daha duplicate diyorum. Bundan çoğalttım. Ve şuraya city yerine salesman. Şuraya koyalım. Bunun ismi de satış elemanına göre satışlar diyelim. Buna satış elemanı diyelim. Buna da toplam satış diyelim. Şimdi çok basitçe bir dashboard'u tasarladık arkadaşlar. Yaklaşık herhalde bir 8 dakika falan sürdü yani. 6-7 dakika bir taraftan da anlatarak yaptım. Çok basit bir şekilde bir dashboard tasarladık. Peki bunu son kullanıcıya nasıl göstereceğiz? Şöyle. Save as diyorum arkadaşlar. Şu projemin içine geleyim. Şuradaki şuraya bir tane şey oluşturayım. Klasör oluşturayım. Buraya kaydedeyim. Market örnek 1 diyor. Bakın şimdi şuradan aç dediğimde mesela bunu kapatayım. New diyeyim mesela. Vazgeçtim. Open diyeyim. Bakın market örnek 1 dediğimde tekrardan şifre girme ekranı geldi. Burayı nasıl yok edeceğimizi anlatacağım. Yapmış olduğumuz tasarımı burada görebiliyoruz. Fakat bu tasarım yapma ekranı, son kullanıcının ekranı değil arkadaşlar. Ve biz burada kaydederken de verinin kendisini kaydetmedik. Sadece bu şablonu kaydettik. Veri anlık olarak biz onu ne zaman çalıştırırsak database'den anlık olarak geliyor. Şimdi bunu kapatıyorum. Ve buraya yeni bir ekran açıyorum arkadaşlar. Yeni bir form ekleyeceğim daha doğrusu. Şuraya gelip Add New Windows Form diyorum. Buna FRM Main diyeyim örneğin. Bu da gene şey olsun, maximize olsun. DevExpress'in içinde daha güzel komponentler de var. Onlardan bir tanesi de şöyle Ribbon bir yarattıralım. Ribbon Control. Bakın bu da otomatik bir menü ekranı aslında. Şimdi şuraya bir tane buton ekleyeceğim. Şunların isimlerini de değiştirelim. Dashboard diyelim. Bunun da ismi boş olsun. Şuraya gelip bir tane buton ekleyeceğim. Add buton dedim. Bunun da adı Market Örnek Dashboard. Şuraya geliyorum. Buna da bir tane resim gösterelim hatta. İkon verelim. Large image diyelim şöyle. Ne olsun? Mesela şöyle bir şey olsun. Ya da şöyle grafikli bir şey verelim. Hadi böyle bir şey olsun. Şimdi buna basınca ben o ekranın açılmasını istiyorum. Şuraya bir tane Dashboard Viewer atıyorum arkadaşlar. Bakın. Bunu da şöyle yanlış yerden atmadım değil mi? Şu Dashboard Viewer. Tamam. Bunun da şöyle Duck'ını full yapalım. Ve şuna bastığım zaman da
Dashboard Viewer 1 nokta load diyorum. Slash market örnek 1 nokta examen. Şimdi bunu ana formum yapayım. FRM main diyelim buna. Bakın şimdi son kullanıcı için oluşturduğumuz dashboard'u göstereceğiz. Hata aldım. 10 tane bile. Of. Neyi yanlış? Ha pardon şey. Slash'lara kızdı. Yine neye kızdı? Load dashboard. Evet, şu anda uygulamamız hazır ve ilk dashboard'umuzu son kullanıcımıza gösteriyoruz. Bismillah. Karşımıza şifre sorma ekranı çıktı. Bunu şimdilik yazarım. Sonrasında kaldıracağız. Buradan anlayacağımız üzere dataları kaydetmemiş, datalara her seferinde veri tabanına bağlanarak getiriyor. Bakın, gördüğümüz gibi dashboard'umuz buraya gelmiş durumda arkadaşlar. Bunları bu şekilde büyütüp küçültebiliyorum. Daha detaylı bakmak istersen falan bunları yapabiliyorum. Peki, şimdi şu şeyden kurtulalım. Şifre sorma işinden kurtulalım. Bu şifre sorma işiyle alakalı şöyle bir kodum var. Hemen onu açayım. Biraz copy paste olacak. Şöyle bir kod var arkadaşlar. Bunu alıp şuraya Dashboard Viewer'ın Configure Data Data Source muydu? Buraya geldiğinde şifre soracağı zaman şifre sorma kardeşim bununla bağlan dediğimizde olayımız çözülüyor. Şu chatten bir şeyler gelmiş bir onlara bir bakayım. Ne yapalım? Python'ın soru yeterli mi? Cemile Nur için hemen bir cevap vereyim. Bu veri setini paylaşabilir misiniz? Paylaşacağım arkadaşlar. Size özel hazırladım. Dün geceden beri uğraşıyorum. Hocam ben endüstri mühendisliği okuyorum. İş analisti olmak istiyorum. SQL Server öğrenmenin yanı sıra başka neler yapabilirim? İş zekası öğrenmelisin Cemile. Bugünkü yaptığımız gibi. Anlık verileriyle çalışabilir miyiz? Anlık verilerle de çalışabilirsin. Elimde örneğim yok ama bunu da yapabiliriz. Bu haliyle son kullanıcı lokal IP'ye erişemez diye düşünüyorum. Doğru mudur? Bunu web tabanında da yapabiliyoruz arkadaşlar. Vaktimiz olursa onu da göstereceğim. Yani web üzerinden de çalıştırabiliyoruz. İstersek Windows üzerinden de çalışıyoruz. Anlık dediğinden zaten gerçek zamanlıyı anlamıştım ben. Çalıştırabiliriz. Şimdi arkadaşlar tekrardan dashboard'uma tıklıyorum. Bu arada yani verimiz de az değil. Yani yarım milyon veri üzerinden çekiyor bunu getiriyor. Bu gruplamaları gerçekleştiriyor. Bunu yaparken de aslında çok güzel bir işlem yapıyor. Şurada demiştim ya ben mesela bölgelere göre getirmek istediğim zaman region, virgül, sum, işte total price, group by diyerek getirip buradaki 570 bin satırı 7 satıra nasıl düşürüyorsam arka tarafta SQL Server'a otomatik olarak bu komutları gönderiyor. Bu gruplama komutlarını gönderiyor ve onun üzerinden gerçekleştiriyor.
Ortak verileri olan iki farklı data üzerinde çalışabilir miyiz? Çalışabiliriz tabii. Bir örneğim de var. Onu da canlı göstereceğim. Öncelikle birkaç kişiden sözlü yorum almak istiyorum ben. Buraya kadar gördüğümüz kadarıyla yaklaşık 15 dakikadır anlatıyorum ve 15 dakika içerisinde şu anda elimizde bir dashboard ekranımız var. Bununla alakalı birkaç kişiden böyle sözlü olarak yorum almak istiyorum arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Nasıl bir şey oluşturdu sizin üzerinizde? Şöyle ekranımı durdurayım. Ben konuşabilir miyim hocam? Biraz daha komplike bir şey. Bu arada merhabalar, çok teşekkür ederiz. Merhaba, merhaba İzgin. Sizin için hocam. Tanışmıştık bu arada daha önce. Seyit Hoca'nın bootcamp öğrencisiyim hocam. Ben de oraya da bir katılımımız olmuştu. Güzel bir eğitim geçirmiştik yine bir gün. Kodluyoruz da. Aynen, bir indeksleme konusu anlatmıştınız dinlemize. Ben daha kompleks bir şey bekliyordum hocam. Hani biraz daha uğraştıracak. Çünkü Power BI'da iki bir şey denemiştim. Çok altından kalkamamıştım ama biraz daha komplike bir şey bekliyordum. Beklediğimden daha kolaymış. Yani en azından başlangıç için biraz daha iyiymiş. Ve şu anda da Cengiz abi merhaba. Yeni fark ettim. Aramızda duayenler var ha. Sesi, mikrofonu kapalı abi. Hala kapalı. Biz mi susturuyoruz acaba? Dur unmute diyelim bakalım şöyle. Duyamıyoruz abi. Şimdi geldi. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Nasılsın abi? Ne var ne yok? İyiyim. Teşekkür ederim. Bugün davetini gördüm. Ben de katılmak istedim gerçekten. Çok da mutlu oldum. Arkadaşlara da başarılar dilerim. Çok değerli bilgi bunlar. Yani çok da ihtiyacımız var bu tür yetişmiş insana. Türkiye'de çünkü yetişmiş insan bulamıyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Yani çok değerli işler yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu örnek de güzel. Yani herkesin anlayabileceği bir şey. Tabii biraz yazılım bilgisi, veri nedir? Onları tabii önceden biliyor olmak lazım. Ben bir fabrikanın bilgi işlem müdürüyüm. İşte aşağı yukarı 89'dan beri bu işlerle uğraşıyorum. Çok da zamanınızı almayayım. Çok teşekkür ederiz. Yani biz de çok şey öğreniyoruz. Hoş geldin abi aramıza. Ben ilgini çekeceğini düşündüğüm için özellikle çağırdım. Yani buradan çıkartacağımız şimdi daha bunlar daha ısınma turları. Biliyorum İşin hocam. Daha görselleştirme tarafındayız şu anda. Daha interaktiviteye hiç girmedik. Çok keyifli çok, şekilde yapabiliriz. Çok önemli şeyler var burada. Mesela bizdeki uygulamalar daha farklı. Biz herkesin kendi datasını görmesini istiyoruz. Aynı uygulamayı çalıştırıp. Bizde de benzer uygulamalar var. Yazdığımız. DevExpress'in bazı komponentlerini kullanıyoruz. Yani öyle de biraz daha karmaşık olabilir. Yani kullanıcı bazlı biz verileri gösteriyoruz insanlara. Sınırlamalar var tabii istiyoruz. Biraz iş yeri olunca biraz daha gizlilik oluyor. Bölgelere gösterebiliyoruz. Kullanıcıya göre, yani ülkelere göre gösterebiliyoruz. Yani ben İtalya mal satıyorsam ben sadece İtalya sattıklarımızı görüyorum. O tür şeylerde zaman olup gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ya yani bugün olmasa bile kaydını bir yerden mutlaka bir yerde tutsunlar. Gerçekten ileride çok lazım olacak. Çünkü hakikaten gerçek hayattan geliyorum ben. İşte IBM büyük sistemlerinden başladım. Yani çok da zamanınızı almayayım. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Bu arada yani bahsettiğin her şey burada mümkün. Hani kişiye özel rapor çektirme, içine parametre gönderip sadece onun göreceği raporları yapma veya işte şu raporu sadece şu adam görsün, şu raporu da bu adam görsün ama içinde sadece kendiyle alakalı veriler gelsin gibi şeyleri, atraksiyonları da burada yapmak mümkün. Yeri gelmişken söyleyeyim diye. Bugün o kadar atraksiyon yapmayacağız ama bunlar mümkün. Hocam iyi ama Power BI'de yapmak daha değil mi bunları yapmak diyor. Power BI'da da şimdi Ezgi'de daha zor olduğunu söyledi. İkisini de kullanmış biri olarak ben bugün özellikle Power BI'yi anlatmak istemedim arkadaşlar. Power BI çünkü yazılım kökeni olmayan birinin kullanabileceği bir şey ama yazılım kökeniniz varsa ve bir takım raporları kendi yazılımınızın içerisine gömmek istiyorsanız bu anlamda DevExpress bulunmaz nimet ve Power BI ya da başka tool'lara göre ben çok daha pratik olduğunu söyleyebilirim. Power BI'ın buna göre avantajları var.
daha görsel, işte web üzerinde daha pratik çalışıyor falan ama bu da işte daha basit raporlarda çok daha pratik şekilde işte 10 dakika içerisinde yaptık, çıkarttık bir tane raporu, uygulamanın içerisinde de gömdük. Şimdi başka söz almak isteyen varsa dinleyebilirim. Devam ediyorum o zaman. Hocam çoğunlukla kirli veri oluyor. Case, when ve benzeri operatörlerle aşmaya çalışıyoruz. Yani burada kirli veriden kurtulmanın yolu data warehouse yaparak yani temizlenmiş veriyi bir tabloya atmak aslında. Yani case, when'i her tarafta kullanmak yerine sorgunun içinde veriyi temiz hale getirip temiz halde bir tabloya atmak. Big data ile alakalı, dashboard ile alakalı alakasız sorularım var. O zaman onu şeyin sonunda, kursun sonunda, etkinliğin sonunda yapalım. Derse devam edelim diyor. Aynen devam edelim bence de. Evet şimdi tekrardan ekranımı paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar burada biraz sizden de interaktivite bekleyerek ben şey yapmak istiyorum. Bir dashboard tasarlamak istiyorum. Biraz böyle sorulu cevaplı gidecek. Lütfen orada şeyden çekinmeyin. Hani sesli cevap vermekten çekinmeyin. Chat'e bakmam her zaman kolay olmayabilir. Şurada ekranımı tekrardan paylaşıyorum. Şimdi şuraya bir tane buton koyalım arkadaşlar. Şu designer ekranımızı açtıralım. Şuraya bir tane daha buton ekleyelim. Bunu da şöyle başa ekleyelim. Bunun adı da designer olsun. Buna da hatta bir tane resim ekleyelim şöyle. Yakışıklı olsun. Bu da designer olsun. Şimdi designer'a girdiğim zaman da FRM form 1 miydi o? F.show dialog diyelim ve ikinci dashboard'umuzu oluşturmaya başlayalım. Designer dedim. Design sayfam açılıyor. Ve şimdi buradan new dashboard diyorum tekrardan. New dashboard demeden önce şunu diyelim. Demin SQL cümlesi yazmama izin vermiyordu ya. Orayı izin vermesi için şurada form 1'e gelelim. Bunun bir özelliği var arkadaşlar. Şurada data source wizard'ın içerisinde SQL Wizard Settings'in içerisinde şurada Enable Custom SQL. Bunu default olarak kapalı tutuyor ki bir güvenlik açığı olabilir. Yani insanlar orada başka türlü SQL cümleleri çalıştırıp database'e zarar verebilir diye. Ama biz şu anda uygulama ortamında olduğumuz için bunu açtım. Şuradan Designer diyelim. Ve new data source diyorum. Database'e bağlanıyorum. Localhost değil. 192, 168, 183, 184. SA. Password 1. Database kısmına da şurada bizim marketi ekliyorum. Next diyelim. Bakın artık query yazabilecek durumdayım burada. Select Yıldız from Sales diyorum. Şimdi karşıma bir böyle bir şey geldi. Genelde dashboard ekranlarında biz şey görürüz arkadaşlar. En üstte böyle toplam müşteri sayım, toplam işte cirom, toplam mağaza sayım vesaire gibi bilgiler böyle küçük küçük kutucuklar şeklinde eklenir. Biz de onu yapalım. Şuradan bir tane kutucuk ekleyelim. Kart dediği şey. Tabii ilk eklediğimde kocaman ekleyecek. Bu kart komponenti genelde şey için kullanılır. Yani bir şeyleri karşılaştırmak için kullanılır. Adama sen 100 lira hedef vermişsin de adam 80 lira yapmış. Hedefle arasındaki uzaklık %20 falan gibi. O yüzden burada bakın actual ve target diye şeyler var. Ama her zaman bu ikisini vermek zorunda değilim. Ben burada sadece işte actual'a da bir şey ekleyebilirim. Burada mesela total price alanını şuraya actual'a ekleyeyim. Bakın
137 milyon diye geldi. Formatlı yazdırsın bunu. Number diyelim. Şuraya 137.0013'müş. Şimdi şurada özelliklerine gelip şurada template kısmı lightweight olsun ve subtitle da göstermesin. Şöyle kibar bir şey oldu. Bunu burada getirdi. Sonra şuraya da gelip ismine de şey diyelim. Toplam ciro diyelim. Toplam ciro. Aynısını alta da yazacağım. Bakın benim mağazalarımın toplam cirosu buymuş. Şimdi bunu bir tane daha kopyalayalım. Bu sefer ciro yerine toplam mağaza sayımı getirmek istiyorum. Toplam mağaza sayımı getirmek için şurada city alanını getirebilirim. Fakat city rakamsal bir şey değil. City işte İstanbul, Ankara gibi bir şey. O zaman bunu bir aggregation'a dahil etmek gerekiyor. Hani şeyde yaptığımız gibi, aggregate function'larda yaptığımız gibi, işte sum, min, max, count gibi. Bunun count'unu aldıracağım. Default'unda zaten count geldi. Şurada bakın 571 bin geldi. Neden 571 bin geldi? Benim 571 bin tane mağazam mı var? Cevap verebilirsiniz burada. Ben mağazaları saydırdım, şehirleri saydırdım ama bana 571 bin geldi. Bu aslında şu. Bu ciro değil mi hocam? Yok, şöyle. Bakın. Satırlar. Select count yıldız from sales dersem 571.175. Peki. Tüm dolu satırları sayıyor. City dersem birden gene aynısını getirdi. Yani neden? Tekrar edenleri de getiriyor burada. Tekrar şeyler var. Distance uygulaması. Peki. Ne yapmam lazım bunu getirmek için? Tekilleştirmek için? Distinct. Aynen. Şuraya distinct koyarsam 80'e düşürdü. Şimdi bakalım bizim dashboard'umuz ne yapıyor? Burayı count değil de count distinct yaparsam bakın 80'e getirdi. Hemen Türkçeleştirelim. Mağaza sayısı diyelim. Alt tarafa da mağaza diyelim. Peki. Başka neye bakarım ben? Mağazalarımı genel olarak analiz edeceğim bir dashboard oluşturuyorum şu anda. Nelere bakarım? Siz söyleyin ben yapayım burada. Mağazaların cirosuna bakabiliriz. Ciroyu koydum. Mağaza sayımı koydum. En fazla satış yapan mağaza. Şey olarak şu karelere koyacağımız şeylerden bakıyorum mesela. Hmm. Müşteri sayısı diyebilirim değil mi? Fatura sayısı olabilirim. Diyebilirim. Müşteri sayısı deriz hocam. Aynen. Müşteri sayısı diyelim. Şunu duplicate dedim. Bak çoğalttım. Bunları en üste koyacağımız için şöyle şey yaparak yan yana gidelim. Buna da müşteri sayısı diyeceğim. Mesela buna personel sayısı olabilir. Aynen. Şuradan sırayla gidelim. Mesela customer name diyelim. Tarih olabilir. Günlük ciro olabilir. Bakın burası da şey oldu. 571 bin oldu. Buna da distinct aldırmam lazım. Bakın 17.400 tane müşterim varmış. Tekil müşterim benim. Bunu da şimdi şey yapalım. Şöyle edit names diyelim. Müşteri sayısı. Sonra şu K'lardan da kurtulalım. Şöyle formatlı yazsın. Şimdi ciroyu yazdım, mağaza sayımı yazdım, müşteri sayısını yazdım. Onun yanına bir tane de çalışan sayısını yazalım. Toplam ne kadar çalışanım varmış. Yine aynı şekilde şurada salesman getiriyorum bu sefer buraya. Salesman'ı da yine count distinct yapıyorum. Buna da edit names diyelim gene. Çalışan sayısı. Şuna da en çok satış yapan personel. Onu bir sonraki aşamada yapacağız. Şu anda böyle tek satırda getirebileceğimiz şeyleri getiriyorum buraya. En çok satış fiş yapan personel biz. Efendim? Fiş sayısı değil mi? Evet. Tarih sayısı da... ya da sayısı. Toplam ürün sayısı da olabilir. Evet, o ürün sayısı olabilir. Marka sayısı olabilir, kategori sayısı olabilir. Onları getirelim. Güzel olur. Bak şurayı renklendirelim şimdi. Şimdi mesela şuraya neyi getirelim başka? Şey, fiş sayısı.
fish no diye bir alanım vardı burada. Onu distinct'le saydırırsam. Aşağı, distinct'in aşağı altında mı hocam? Distinct'in altında. Dur şöyle sıralarsak. Fish no. Ha. Bunu da count distinct diyelim. Buna da edit name fish sayısı. Hatta fatura diyelim. Buradan neyi anlıyorum ben? 17 bin tane tekil müşterim var ama 50 bin tane fişim var. O zaman bir kişi ortalama 3 kere alışveriş yapmış olduğunu anlıyorum. Doğru mu? Evet. Doğru. Şimdi çalışan sayım, müşteri sayım, fatura sayım geldi. Ürün sayıma bakalım. Kaç tane ürünüm var? Duplicate dedim. Ürünlerimi saydıracağım. Bunun yerine artık fish no yerine item name'i saydıracağım. Nasıl saydıracağım? Yine distinct'le. Bakın 12.700 tane satılan ürünüm varmış. Toplamda aslında 28.000 tane ürünüm var ama 12.700 tanesi satılmış bunun. Peki. Bir tane daha şey saydıralım. O da markalarımıza bakalım. Kaç tane markam var? Brands. Şuradan markaları saydıralım. Brand alanı. ...1500 tane de markam varmış. Yok 155 tane pardon. 1500 mü? Şimdi ortaya çıkar. Evet 1500 tane markam varmış. Sanırım yeterli. Bir mağazaya baktığım zaman şöyle genel mağazalarımın durumuna baktığım zaman bu bilgiyi görebiliyorum. Şimdi altına yerleştirip gidelim. Mesela en çok satış yapan mağazalarımı getirelim veya işte mağazaların cirosunu alt tarafa getirelim. Mesela basitçe bir grid atabilirim. Getirdim buraya. Şöyle üstünde azıcık bekletince bakın aşağıdaki şeyleri direkt kapatıyor. Şunları direkt yukarıya artık alabilecek durumdayım. Ürünleri kategorize edebiliyor muyuz? Evet evet. Şunu da bir kaydedelim de başına bir iş gelmeden. Market örnek 2 olsun bunun da adı. Şimdi mesela şeyden başlayalım. Mağazalarımdan başlayalım. En çok kim satış yapmış? Şuraya şehri getir. Ondan sonra şuraya da toplam cirosunu getir. Şunu da adam gibi yaz. Mağazaların satışları. Şehir toplam ciro. Şurayı da gel. Formatlı yazdır. Şunun default'u böyle gelmiş olsa iyi olacak. Bunun en gıcık eden tarafı bu. Format işi. Hatta şuraya da alt toplam ekleyelim altına. Kaç tane şehrim var? Count 80 taneymiş. Kaç tane toplam tutarım ne kadar? Sum 137.113. Bakın şuradaki toplamla burası birbirini tutuyor. Peki bunun yanına şimdi ben bir tane başka bir liste koymak istiyorum. Duplicate dedim. Çoğalttım bunu. Burada da ürün kategorilerini görmek istiyorum. Hangi kategoriden ne kadarlık satış yapmışım? Şunu kaldır. Onun yerine kategori 1'i koy örneğin. Kategori 1 diyelim buna. Bakın burada da toplam cirosu vesairesi geldi. Ama ben bunu bu şekilde görmek istemiyorum. Yani ben bunu pasta şeklinde görmek istiyorum. Biz ne yapmıştık? Şuradan bir öncekinde pastayı eklemiştik. Sonra buradan alanları yapmıştık. Ya buna gerek yok artık. Sağ klik, convert to pie diyorum. Pastamız çıktı. Tekrardan kaydedelim. Peki bunun yanında bir de mesela ne olur? Aylara göre satışları da görmek isteyebilirim. Çalışanların satış miktarları. Evet, en çok satış yapan şeyi görebilirim. Mesela şurada aylara göre satış görmek için bir tane onu atalım şöyle. Şurada date alanını atıyorum. Argument kısmına. Date'in sadece ay alanını alıyorum. Month. Sonra
Şuraya da toplam tutarı atıyorum. Bak aylara göre şeyim çıktı ortaya. Satışlarım çıktı ortaya. Şunu da formatlı yazdıralım. Şunu da Türkçeleştirelim. Aylara göre satışlar. Bu da geldi. Başka satış elemanlarımın şeyini görmek isteyebilirim. Veya markaların benim toplam satışımdaki yeri ne? Ona bakalım. Bunun için de bir tane trimap ekliyorum arkadaşlar. Bu da güzel bir komponent. Bunu da şöyle ekleyelim. Bakın buraya ayın da... Ayın elemanı ya da ayın mağazası gibi bir şey yapılabilir mi? Ayın elemanı ya da ayın mağazası gibi bir şey yapılabilir ama neye göre? Yani o ayki en çok satış yapan personeli bulmak anlamında mı? Evet hocam. Aynen öyle hocam. Yapılabilir. Aradan sonraki şeyde ona da bakabiliriz. Şimdi şuraya trimap alanının yerine ben mesela şuraya şeyi koymak istiyorum. Salesman. Ve şurada da yaptığı ciro. Bak bir sürü bir şey geldi burada. Üstüne gelince şey yapıyor işte Meral Adabağ vesaire gibi. Şimdi şunu da bir şey yapalım. Formatlandıralım. Şimdi şöyle kargacık kurgacık bir şey çıktı benim karşıma. Burada neden böyle çıktı? Kaç tane satış elemanım var benim? 691. 691 tane kare var burada. Oysa ben burada bununla ilgilenmem. Ben neyle ilgilenirim? İşte en çok satış yapan 20 tanesini gösterdiğimden burada değil mi? Bunun da yolu var. Şöyle bakıyoruz. Salesman kısmına. Tapen. Şu kadar tap getir. Enabled. Kaç tane? 20 tane. Neye göre ölçmek istiyorsun? Total price alanına göre. Diğerlerini diğer olarak göstereyim mi? Gösterme. Bak şimdi burası 20 taneye düştü. En fazla satış yapan satış personeli Meral Adabağ'mış. 783 bin liralık satış gerçekleştirmiş. Sonra işte Nermin Aşıcıer, Faruk Bozbay diye devam edip gidiyor. Bunun ismini de en başarılı satış elemanları diyelim. Sonra bir tane de neye göre yapalım mesela burada? Cinsiyete göre yapalım. Benim müşterilerimin ne kadarına, yani erkeklere ne kadar ürün satıyormuşum, kadınlara ne kadar ürün satıyormuşum. Bir tane de ona bakalım. Şurada Customer Gender alanı var. Bakın %52'si kadınmış cirosal olarak. Şeyde %47'de erkeklere satıyormuşum. Ama bir de bunun şeyi var. Adetsel olarak ne kadar acaba? Benim kaç tane müşterim kadın, kaç tanesi erkek? Bunu da şöyle duplicate edelim. Hatta duplicate etmeyelim. İkisini aynı yerde gösterelim. Şunu siliyorum tekrar. Bakın şuraya total price'ı buraya getirdim. Bir tane de bunu saydıracağım. Bunu da buraya customer gender'ı count olarak getirdim. Bakın şimdi burada ne geldi? %52.16 cirosal olarak kadınların karşılığıymış. %51.91 ise adet olarak kadınların karşılığıymış. Şunu da formatlı yazdıralım şöyle. Tamam. Tabii burada satır saydığı için doğru olmaz bu. Count distinct'le saydıralım bunu. Pardon, olmadı. Şey satır sayacak doğru, pardon. Yok burada yanlış oldu. Ama şey olsun, olsun, sıkıntı değil. Yani adet olarak burada ikisini aynı yerde görmüş olalım en azından. Şimdi bu haliyle baktığımız zaman biz yeni bir dashboard daha oluşturduk arkadaşlar. Hadi bunu da şeye koyalım. Şuraya bir buton daha ekleyelim. Market örnek 2 diyorum buna. Buna da bir tane imaj ekleyelim. Böyle bir şey olsun. Şöyle bir şey olsun. Burada da gelip oluşturduğumuz 2 numaralı dashboard açsın.
İsmi öyle miydi? Evet, 2 diye. Bu sefer de karşımıza biraz daha görsel bir şey çıktı. Peki, şimdi ikinci kere görsel işimizi gerçekleştirdik. Görsel ekranımızı gerçekleştirdik. Ne eksik? İnteraktivite eksik. Yani ben şunu yapsam, burada mağazalarımdan herhangi birine tıklasam, bütün olay, bütün rapor buna göre değişse, güzel olmaz mı böyle bir şey yapsak? Şöyle bir şey yapalım. Designer'ı açıyorum tekrardan. Biraz önceki oluşturduğum dashboard açıyorum. Ben örneğin şuradaki herhangi bir mağazaya tıkladığımda buradaki her şeyin değişmesini istiyorum. Bunun için yapacağımız şey çok kolay arkadaşlar. Şurada hangi komponentin filtreleme işini yapmasını istiyorsak onu seçiyoruz. Sonra şuraya gelip data kısmına multiple master diyoruz. Multiple master demek birden fazla şeyi seçebilirsin demek. Single master olsaydı tek bir tane seçebilirsin. Bakın burayı multiple master yaptım ve şimdi Adana'ya tıklıyorum. Bakın her şey Adana'ya göre değişti. Aydın'a tıklıyorum. Her şey Aydın'a göre değişti. Burdur'u tıklıyorum. Her şey Burdur'a göre değişti. Kaydedelim bunu. Ve şimdi şuradan dashboard'umuzu tekrar açalım. Şu an son kullanıcının ekranı. Adam tıkladı. Her şey buraya göre geldi. Gayet de hızlı gördüğünüz gibi. Makinam i5 7. nesil bir makina. 12 GB RAM var üzerinde. Sanal makine çalışıyor. Zoom çalışıyor şu anda. Ve yaklaşık 500.000 satırlık bir tablodan anlık olarak kayıt çekiyoruz şu anda. Gayetten hızlı şekilde geldiğini görüyoruz. Peki, Designer'ı tekrar açıyorum. Ve şuradan Market Örnek 2'yi tekrar açıyorum. Bu arada burada da şifre sormasın dersek onu da yapalım. Aynısını Dashboard Designer ekranında da yapalım. Bir daha uğraştırmasın bizi. Şuradan FRM main'in içinden şurayı alıyorum. Dashboard Designer'ın olduğu formun içine gelip Configure Data Source Data Connection pardon. Bir daha sormayacak. Ha, Designer'ı açacaktım, pardon. Market Örnek 2'yi açtım. Şimdi ne yapacaktık burada? En son ne yapalım demiştik ya, unuttum. Buraya seçince değişiyor. Bir de mesela şöyle bir interaktivite isteyebiliriz. Mesela burada elektronik gıda dışı diyor ya. Bu elektronik gıda dışının içine girdiğimde onunla alakalı alt detaylarını, alt kategorilerini getirsin. Şu filtreyi kaldırayım tekrardan. Bunun için mesela şuraya kategori 1'in altına kategori 2'yi de atıyorum. Bakın burası çöplüğe döndü. Ama bunun üzerine gelip de şuraya drill down dediğimde
Bakın şimdi elektronik gıda adışının üstüne çift tıkladığımda beyaz eşya elektronik küçük ev aletleri geldi. Çıkıyorum. Bunun üstüne çift tıkladığımda işte kağıt ürünleri, kokular, deodorantlar, saç bakım ürünleri geldi. İşte şekerleme kuru yemişe çift tıkladığımda çikolata kuru yemiş şeklinde geldi. Yani bu da drill down özelliğiyle şey yapıyor. Yani kendi içindeki alt kırılımlara dönüyor. Şuradan biraz sorulara cevap verelim. Grup bazında satışlar, en çok satılan saatler. Güzel örnekler var. Her şehirde bir mağaza var. Sayımı ile yapıyoruz sanırım. Evet, her şehirde bir mağaza var. Bu datayı ben oluşturdum. Power BI kursumuzu da merakla bekliyorum. Onu Power BI'yi daha iyi bilenler var. Onu onlara bıraktık. Yayınımızı kaçan geç orayı. Power BI Udemy kursu bugün için ücretsizdi. Bu linkten ulaşabilirsiniz. Ürün yerleştirme var. Olmaz böyle. Null veriler nasıl sınıflanıyor? Boş geliyor. Satılmayan ürünler var. Satılmayan ürünler için bir SQL sorgusu yazmak lazım. Onu yapabiliriz Cengiz abi. Ama şey, sona doğru yapalım. Burada akışı şey yapmasın. Tamam, şu anda çok acil bir sorumuz yok. Peki, drill down'u anlattık. Bir de burada mesela bir filtreleme işlemi gerçekleştirsem. Yani ben burada desem ki, şöyle bir filtre koysam. Örneğin range filter. Bu da şöyle, genelde sayfanın altında olur böyle filtreler. Burada mesela tarih alanını getirelim. Tarihi gün, ay, yıl şeklinde yapsın. Şuradan day, month, year şeklinde. Peki içerisinde neyi göstersin? Toplam satışı göstersin. Bakın şimdi şunu da kaydedeyim. Tarih alanım 01.01.2019 ile 31.12.2019 arasında. Bakın bunu şöyle geldim, filtreledim. 14.05.2019'a kadar çektim. Burada yılbaşından başlıyor. Tüm raporum ona göre filtrelendi. Bir tane son kullanıcı ekranına bakalım. Hocam, şöyle şey filtrelediğimde. Efendim? Hani alt kategoride kadın erkek diye ayırdık ya mesela hocam. Aşağıya hani, evet. Evet. Hangi cinsiyetin en fazla hangi ürünü aldığı da hani bu şekilde de bir grafik oluşturabilir miyiz? Tabii. Yani ben şurada mesela sen diyorsun ki sen şurada şehre göre filtreledin diyorsun mesela. Şurada evet. Ben kadınlara tıkladığımda tüm grafik kadınlara göre değişsin. Doğru mu? Evet. Ve hangi cinsiyetin hangi ürünü daha fazla aldığıyla ilgili. Mesela bir şehirde tamam. Kadınlar diş macunu daha fazla satın almış. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Designer'a geleyim tekrar. Fark ettiyseniz buralarda hiç kod yazmıyoruz. Yani herhangi bir evet, böyle hocam. veriden anlayan, işte az çok Excel bilen birinin bir de işte oradaki yazılımcıdan hazır bir SQL cümlesini aldıysa çok rahatlıkla kendi dashboard ekranını oluşturabileceği bir yerden yapıyoruz. Yani şu birçok belki hani muhasebeci, finansçı, satışçı bizden çok daha güzel dashboardlar oluşturabilir. Bu arada şunları da şey yapalım. Kısa bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şu an kullandığınız DevExpress tool'ları ücretli versiyonlarına dahil yoksa ücretsiz versiyonlarına dahil? Ücretli bunlar. Şöyle bunun aslında ücret konusuna girdiği zaman bir avantaj dezavantaj olayı var. Şimdi mesela Power BI'da bir uygulama geliştirdiğimiz zaman, bir rapor yaptığımız zaman Power BI'nin yanlış bilmiyorsam kullanıcı başı aylık $10 gibi bir şeyi var, maliyeti var. İşte senin eğer 20 tane kullanıcın varsa aylık $200'lık bir maliyet ediyor burası. Hani o 200 kullanıcının da 20 kullanıcının da artma durumu vesairesi var. DevExpress'te şöyle bir şey var. DevExpress lisansını bir kere alıyorsun yazılımcı olarak. 2000 dolar civarında, $1,500-$2,000 civarında belli paketleri var. Ve işte böyle bir yazılım geliştirdin diyelim, 500 kişiye sattın. Bunun için ekstra başka bir lisans ücretin yok. Yani sen tek seferde yapıp ki şu kadar basit bir yazılımı yani şuradaki bir saat içerisinde biz yaptık. Önemli olan burada raporların geliştirilip üzerine eklenmesi. Böyle bir şeyi çok pratik bir şekilde yapabiliyorsun ve maliyet olarak çok daha uygun maliyete geliyor.
DevExpress'in triali var. Bir ay denemek isteyenler için indirip bir ay boyunca kullanabilirsiniz bunu. Teşekkürler. Şimdi şurayı master filter yapmıştık ya, aynısını şurada da yaparsak, şuraya gelip master, multiple master. Örneğin Adana'da toplam ciro bu kadarmış. Adana'daki sadece kadınların yaptıkları ciro, tıklayabildim mi? Tıkladım herhalde. Ha, bu kadarmış. Erkeklerin yaptıkları ciro bu kadarmış. Şimdi mesela şurayı da kendi içinde kadın ve erkek olarak ayırt ettirelim. Bir de öyle bir şey yapalım. Yani şurada iki tane şey gelsin. Kadınlar ne kadarlık elektronik gıda dışı alıyor, erkekler ne kadarlık elektronik gıda dışı alıyor. Bunun üstüne tıklayıp şurada series kısmına şuradaki customer gender'ı getirdiğim zaman, bakın burada kadınların ve erkeklerin dağılımı geldi. Şurada şeyi de getirelim. Kadın ve erkek diye yazdırsın bir tarafına bunu. Evet. Erkeklerin dağılımı böyle. Kadınların dağılımı böyle. Tersini de yapabilirdik. Yani şurada şunu kapatayım. Bakın bu sefer bakın ne yaptı? Elektronik gıda dışını kadınlar ne kadar almış, erkekler ne kadar almış, et balık ürünlerini kadınlar ne kadar, erkekler ne kadar almış. Şöyle de büyütüp bunu da bu şekilde görebiliyoruz. Yani burada biraz önceki söylediğim o hani şey noktası, çapraz şekilde bakabilme, yani her türlü her açıdan bakabilip analitik şekilde değerlendirmek adına her türlü imkanımız var aslında burada. İşte drill down'dan bahsettik, master filter'dan bahsettik vesaire. Her şeyi yapabildik burada. Şunu eski haline getireyim. Kaydedelim. Peki şimdi başka bir şey daha yapalım. Mağaza analizi yapalım mesela bir tane. Yeni bir dashboard oluşturuyorum. 192, 168, 183 nokta, 184'tü galiba. Hafta içi hafta sonu ayrımı da yapabilir miyiz? Her şeyi yapabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Şurada tekrardan geliyorum. Select Yıldız from Sales. Bu arada bu datalar rastgele oluşturulmuş datalar olduğu için arkadaşlar şey yapmayın. Yani bazen saçma şeyler çıkabilir. O yüzden atıyorum mesela hafta sonu satış patlamıştır, pazartesi sıfırdır filan. Şimdi mağaza analizi dediğime göre bana bir tane mağaza listesi lazım değil mi? Yani mağazaya tıklayacağım, o mağazayla alakalı bilgiler gelecek. Doğru mu? Şimdi bununla alakalı bir tane şuraya bir şey yapalım. Önce bir bölgeleri koyalım. Region. Artık Türkçeleşmeyle, Türkçeleştirmeyle zaman kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Kolonların ne olduğunu biliyorsunuz. Şunu şöyle yapalım sadece. Şimdi şunu master filter yapacağım ki burada ben bir bölgeye tıkladığımda o bölgeyle alakalı datalar gelsin diye. Şimdi şuraya bir tane illeri koyalım. City Total Price. Ben istiyorum ki burada şuraya tıklayınca burası filtrelensin. Sonra buradan da işte atıyorum bir tane şehre tıkladığımda şöyle multiple master yapayım. Orayla alakalı bilgiler gelsin istiyorum. Burada artık yani bu kadar görselliğin içerisinde ben böyle bir liste görmek istemiyorum. Yani madem böyle bir şeyler yapabiliyoruz, şuraya bir tane harita atalım. Türkiye haritası atalım. Ve onun üstünde görelim. Bakın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz şimdi. Şurada neler var? Bakın Coroplet Map var bir tane. Default olarak dünya haritası geldi. Sağ klik. Europe, Avrupa, Afrika gibi kıtalar var içinde. Ama bize ne lazım? Türkiye haritası lazım. Bunun içerisinde default olarak yok. Fakat internet üzerinde aradığınız zaman Türkiye haritası SHP uzantılı dosya arattırdığınız zaman bolca bulabiliyorsunuz. Onu da şöyle load diyerek neredeydi? Bir saniye.
il.shp. Bakın şurada Türkiye haritası var. Şimdi bunun üzerine ben satışları getirmek istiyorum. Mesela şurada haritayı neyle bağlayacağım? Şehirler var. City. Şuraya attım. Bakın burada da bunun nasıl bağlanacağı bilgisi var. Diyor ki bu SHP dosyasının içerisinde şu alanlar var. Plakası, işte şehir, şehrin adı, il kodu vesaire gibi şeyler var. Bunlarla sen neyle bağlamak istiyorsun? Bendeki city alanı şuradaki name alanına tekabül ediyor. Buna göre bağla diyor. Sonra value olarak ne göstermek istiyorsun? Total price alanını göstermek istiyorum. Bakın şimdi her şehrin kendi şeyleri geldi. Satışa göre detayları geldi. Şunu biraz daha düzgün yapalım. Format diyelim. Number, once. Buna da include diyelim. Bakın şimdi daha düzgün görünüyor. Hatta şöyle edit names. Harita. Toplam. Satış. Toplam. Satış. Üstüne gelince böyle görünüyor. Kırşehir'de bu kadarlık satış olmuş. Peki şurada da design kısmına gelip shape labels diyerek name diyelim ve include summary value diyelim. Bakın artık şehirlerimin her türlü şeylerini görebiliyorum. Bir de bunu ben şöyle yaparsam mesela Akdeniz'e tıkladım. Bakın sadece Akdeniz bölgesinin şehirleri geldi. Burada da kendi içerisinde bir renklendirme durumu söz konusu. Yani kimde ciro ne kadar yaptıysa rengi ona göre maviden kırmızıya doğru dönüyor. Doğu Anadolu. Çok pratik bir şekilde oluşturduk. Ben istiyorum ki şurası da master filter olsun. Benim derdim şey ya, şehrin mağazanın analizini yapmak ya. Buraya ne geldi chatten bir bakalım. İnsan kaynaklarında çalışanlar için çalışan raporlarına yönelik bir eğitiminiz mevcut mu? Bu tarz bir eğitim var mı? Maalesef insan kaynakları şey ayrı bir uzmanlık alanı. Raporları nasıl paylaşıyoruz? XML formatında bu XML'i nereye gönderirsen o şekilde başka yerde çalışabilecek durumda. Onun dışında hani statik olarak paylaşayım dersen de PDF, resim, Excel gibi dışarıya aktarabiliyorsun. Gösteririm birazdan. Birden fazla tablo için SQL tarafında view mu yapacağız? DevExpress'te yapabiliyor mu? DevExpress'te yapabiliyor ama DevExpress'in yaptığını veya bir başka tool'un yaptığını önermem arkadaşlar. Kendi view'ınızı kendiniz yazın ve onun üzerinden sorguyu çekin. Biraz böyle SQL yazmamız gerekiyor orada. Şimdi şunu master filter yaptım. Multiple master. Ve ben burada Ankara'ya tıkladığımda Ankara'nın bilgileri gelsin istiyorum. Şurada da bakın buraya tıkladığımda şurası filtrelenmesin istiyorum. Çünkü burası ana bölge. Şuraya gelip ignore master filter diyorum. Bakın bu artık hiçbir şeyden etkilenmeyecek durumda. Ana filtre olduğu için. Şimdi biraz önceki yaptığımız ekranın aynısını burada şeyler için yapalım arkadaşlar. Ne için yapalım? Şöyle hatta onu açayım. Onun üstünden gidelim. Çünkü o şeyleri, kutucukları teker teker eklememiz biraz zor olacak. Şunu kaldır. Kaldır, kaldır. 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 Şunu da 3 olarak kaydedelim. Market örnek 3. Şimdi buraya tekrardan haritayı ekliyorum. Data source değil. Şuradan Core Applet Map. Bunu şöyle kocaman yapayım. Şuradan load diyelim tekrardan. Türkiye'yi bir daha seçelim. Şuradan price'ı şuraya atalım. City'yi şuraya atalım.
Şehirleri de burada gösterdik. Sonra bunu da geldik. Master filter yaptık. Ve her şey artık buna göre filtrelenecek durumda. Peki ben şimdi herhangi bir ile tıkladığımda o ildeki en çok satış yapılan ilçe, o il için müşterilerin en çok hangi ilçeden geldiği bilgisini almak istiyorum. Şuraya bir tane chart atıyorum. Ve buna diyorum ki ilçelere göre satışlar. Geldim buraya. İlçe şuradaki district alanı. Şuraya da total price dedim. Bakın Ankara'nın ilçeleri geldi burada. Tıklayınca Konya'nınkiler geldi. Dediğim gibi data rastgele oluşturulmuş olduğu için Ankara'nın ilçelerinin falan az gelmesi normal. Yani bütün müşteriler belli bir ilçeden geliyormuş gibi bir şey olabilir burada. Ona takılmayın. Ha, şimdi gerçi tamamı geldi Ankara'nın. Şurada da filtreyi seçmediğim zaman Türkiye'deki bütün ilçeler geleceği için şurası bir kargacı kurgacık bir şeyler olacak böyle. Şurada bir şey yapalım. Top N diyerek bunu öğrenmiştik zaten. 20 tane ilçe getirsin örneğin. Pardon yanlış oldu. Şuna top N diyeceğim. Şimdi ben nereye tıklarsam işte maksimum 20 tane ilçe getiriyor buraya. En çok yapılana göre de en çok satış yapılana göre de burada şeyleri getiriyor. Şimdi ilçelere göre satışları getirdik. Bunun yanına bir tane şeyi koyalım. Buradaki benim en çok ürün alan, bu mağazadan en çok ürün alan 20 tane müşterimi getireyim mesela. Şunu hemen duplicate diyorum. Artık öğrendik bunu. Ve buraya ne diyelim? En iyi 10 müşteri diyelim mesela. Şuraya customer adını getirelim. Bunu da yine top N deyip 10 tanesini getirelim. Bakın en iyi 10 müşterim bunlarmış. Hatta bunu da şöyle getirelim. Şöyle gelsin bu da. Şunu da tersten sıralarsak. Her neyse. Bu da en iyi 10 müşteri. Peki bu mağazamda ben aylara göre nasıl satış yapmışım ona bir bakalım. Şurada artık district yerine şuraya date alanını atıyorum. Bunu da ay olarak gösterelim. Bu şekilde satış gerçekleştiriyormuşum. Buna da ne diyelim? Aylara göre satışlar. Şimdi bir de haftanın günlerine göre satışlara bakalım. Yani ben ne zaman daha çok satış yapıyormuşum? Yine duplicate ediyorum. Şuraya koyabiliriz bunu. Adını değiştirelim. Haftanın günlerine göre satışlar diyelim. Artık date kısmına month değil, buraya şurada bakın. Neredeydi o? Day of week. Bakın pazartesi en fazla ne yapıyormuşum? Çarşamba günü ben burada satış gerçekleştiriyormuşum bu mağazamda. Ama Konya'ya geldiğim zaman Konya'da mesela en fazla perşembe günü hatta cuma günü satış gerçekleştiriyormuş. Peki buradaki mağazadaki çalışanların performansına bakalım. Hangi satış elemanım ne kadar satış gerçekleştirmiş? Bir tane de ona bakalım. Şurada en iyi satış elemanı diyelim. Şunu mesela şöyle alalım. Şuraya da duplicate diyelim. En iyi satış elemanları. Burada da customer name yerine getirip buradaki salesman atıyorum. Şunu da top end dersem
en iyi 10 satış elemanı geldi. Tarihe göre vesaire de burada gene her türlü filtrelememi vesaireyi yapabiliyorum. Bunu da kaydedelim ve son kullanıcı ekranından bir bakalım. Bakmam için önce buraya buton eklemem lazım. Add buton diyorum. Şuradan buna bir tane resim seçelim. Şöyle ne olsun? Yine chartlardan seçelim ya. Buna da mağaza analizi diyelim. Altına kod yazmadık, pardon. Bunun altına da şunu 3 diye ekleyelim. Chat'te neler var? Hocam birden fazla tablo için SQL, ona bakmıştık. SQL Server tarafında bağlanması şart sanırım. Evet. Tıklayabildim mi? Evet arkadaşlar, şurada herhangi bir mağazaya tıkladım. Örneğin şurada İstanbul'a tıklayayım. Bakın İstanbul'un ilçelerine göre satışları en fazla Şile'deymiş. İstanbul'un en fazla satış yaptığı gün pazar günüymüş. İstanbul'un en fazla satış yaptığı ay sanıyorum Mart ayı. İstanbul'un en iyi müşterisi Ömer Asaf Kocabaşoğlu 178 bin liralık alışveriş yapmış. En iyi satış elemanı da Meral Adabağmış. Burada da bakın İstanbul mağazamda toplam cirom 40 milyon 245 binmiş. Mağaza sayısı 1 olarak geldi haliyle. Burada 806 müşteri sayısı, çalışan sayısı 80, fatura sayısı 27 bin, ürün sayısı 12 bin ve marka 1552 tane de markası varmış. Şurada tarih filtresini açtığım zaman yine sadece İstanbul için her şeyin burada değiştiğini görüyoruz. Burada bir ufak soru cevap yapabiliriz. Sesli sormak isterseniz arkadaşlar, bir interaktivite olsun. Ya da nasıl gidiyor? Hocam mesela müşteriye... Merhaba hocam. Merhaba. Müşteriye tıkladığımızda o müşterinin hangi ilde olduğunu öğrenebiliyor muyuz? Müşteri, en iyi 10 müşteri yazıyor ya orada mesela. Hı hı. Yapalım. Bu uygulamayı bir göstermek. Yapalım, hemen yapalım. Şuradan paylaşayım ekranımı. Zoom nereye gitti? Çok kolay aslında. Deminki öğrendiğimiz o multiple master filter özelliğiyle mesela şunu, en iyi müşteri nerenin müşterisi, mesela şurada ili bilmiyorum da ben müşteriye bakacağım. Bakın burada herhangi bir il seçmezsem toplamın içerisindeki bana şeyi getirdi. En iyi müşteriyi getirdi. Orada da gene en iyi müşteri bu arkadaşmış. Şunu şöyle yaparsam, multiple master yaparsam bunu, bak şimdi tıkladım. İstanbul'muş bak, gördün mü?
Veya en iyi satış elemanı Meral Adabağmış. Bu arkadaşımız nereden acaba diye baktığımızda. Buna da master filter koyalım. Ya da mesela şu işte Yağız Binici'ye bakalım. Belki farklı şehir çıkar. Tıkladım. O da İstanbul'muş. Haliyle en fazla satanlar zaten İstanbul olduğu için, İstanbul'dan olduğu için otomatik olarak oradan geliyor. Başka var mı soru? Hocam benim bir sorum olacak. Buyurun. Şimdi hocam haritada İstanbul haricinde diğer şehirler mavi renkte ya. Evet. Bunu acaba diyorum ki hani mesela 100 bin altında kalanları mavi, 100 bin üstünde kalanları kırmızı şeklinde ayarlayabilir miyiz? Şu renklendirmeyi ona göre yapalım diyorsun. Evet. Şöyleydi sanırım. Yani COVID-19'dan geldi aklıma da gündem olduğu için böyle hani. Bu arada YouTube'da COVID-19 datasıyla alakalı yaptığım şey de var. Ona da bakabilirsiniz. Ben şu şeyi bulmaya çalışıyorum. Bunu nasıl olur yapıyorum? Show legend color. Şuradan mı yapıyorduk? Şuradan yapıyorduk. Şimdi abi burada ne yapmış? Bak şuradan şuraya kadar şey yapmış. Yüzdesel olarak. Mesela bunu şöyle yapalım. %50'den itibaren şöyle olsun mesela burası. 55. Ondan sonra hatta şöyle diyelim. Beşer beşer gitsin. 5, 10, 15, 20 diyelim. 30, 35. Biraz daha açmam gerekiyor. Çok düşük değerler var çünkü. Şura 1, 2, 5, 10, 12 diyelim. 20. Hatta şöyle 12, 15, 20. 80 ve ötesi kırmızı olsun. Şöyle. Evet hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bu da şey bir mağaza analizi yapmış olduk. Ben aklıma gelen şeyleri yazdım arkadaşlar. Ha bir de buraya mesela şey sorusu vardı. Hangi saatlerde çok satış yapılıyor sorusu vardı. Onu da koyalım şuraya. Şu da duplicate diyelim. Bunun ismine de saatlere göre satışlar diyelim. Bakın şurada gün yerine ne koyacağım ben buraya? More. Şuraya. Hour neredeydi? Şurası. Saat, yani buradaki dataya göre böyle tabii. 8 ile 9 arasında en çok satış burada gerçekleşiyormuş. Diğerlerinde aşağı yukarı eşit şekilde gerçekleşiyor. Bir tane herhangi bir şehre tıklayalım bakalım değişen bir şey var mı? Yok, onlarda da değişen bir şey yok. Eldeki dataya göre böyle, yani çok anlam aramayın. Ama saate göre de bu şekilde göstermiş olduk arkadaşlar. Buradaki müşteri sayımızı bir tane cinsiyete göre bir dağılım yapalım. Şuradan şunu duplicate edeyim. Hatta şöyle Ctrl Z diyelim. Şuraya koyalım. Şuna da cinsiyet diyelim. Burada da cinsiyeti saydıralım müşteri olarak. Şuraya gelelim. Gender. Count distinct. Bunu da şöyle pastaya çevirelim. %50-50 gelmesi normal mi? Hepsinde aynı geliyor. Count distinct saydırıyorum. Orada bir tuhaflık var ama şu an onun detayına girmeyeceğim açıkçası. Count saydıralım.
adetle birlikte görelim. Bu da bu şekilde. Bakalım yeni soru. Bir de bunu bir tane daha dashboard yapacağım hızlıca. Bu da ürün analizi olsun arkadaşlar. 192, 168, 183.184. Şimdi şuraya ürünleri getirelim. Ne var? Item code, item name. Şöyle. Şuraya item name. Şuraya da code. Hatta yanına bunun cirosunu da getirelim. Hangi üründen ne kadarlık satış yapmış. Şimdi tersten analiz yapacağız. Bir ürün mesela en düşük hangi fiyattan satılmış, en yüksek hangi fiyattan satılmış, aylara göre ne kadar satılmış, ortalama hangi fiyattan satılmış ona bakacağız. Şimdi burada toplam cirosu burası. Şöyle bunu biraz daha Türkçeleştirelim. Ürün listesi diyelim. Kod, ürün adı, ciro. Buraya gelelim. Ciroyu koyduk. Fiyatını koyalım. Price alanı nerede? Şurada. Buraya neyi koyalım? Mesela minimum hangi fiyattan satmışım ben bu ürünü? Format diyelim. Number. Bu eski bir data olduğu için fiyatlar şey arkadaşlar hani 3-4 yıllık bir enflasyon farkıyla böyle. En yüksek hangi fiyattan satmışım? Buna da max diyelim. Yine format olsun. Bir de ortalama hangi fiyattan satmışım? Bu da yine şöyle formatlayalım. Şimdi bununla alakalı hatta şöyle de yazalım. En düşük fiyat, en yüksek fiyat, ortalama fiyat. Bir tane de kaç adet satmışım ona bakalım. Amount. Bu da format diyelim yine. Toplam adet. Kaç tane mağazada satmışım bunu? Güzel bir soru. Kaç tane mağazada satmışım? Şurada city. Ama bunu nasıl getireceğim? Count distinct ile getireceğim. Burası bir grid ekranı olduğu için burada doğrudan şehrin adı gelecek ve burası arttıkça artacak liste. Şu an onu hesaplamaya çalışıyor. Bakın burada yok şey mi getirdi? İl sayısı kadar ürün sayısını çarptırarak getirdiği için listeyi doldurdu bayağı bir. Dondu şu anda onu bekliyorum. Bu arada ben soruları cevaplayayım gelirken. Heh, geldi. Bakın şurada şehirler geldi ya. Ben bunu böyle dimension olarak görmek istemiyorum. Major olarak görmek istiyorum dedim. Yani bir sayısal değer olarak. Onu da count olarak gösterdi. Şunu da bir kaydedeyim de.
Deminkini nereye kaydetmiştik? Şuradan. Şuna market 4 diyelim. Şimdi kaç farklı şehirde satılmış? Mesela şurada içim labne peynir 51 farklı mağazada satılmış. Peki kaç farklı müşteriye satılmış? Onu da koyalım. Onu da biraz bekletecek. Chat'te bir şeyler varsa soruları cevaplayayım 2 dakika. Chat'te gelmiyor. Bu arada sistemin bu şekilde yavaş gelmesine de müdahale edebilecek durumdayız arkadaşlar. Database'de muhtemelen indeks olmadığı için bu alanlarla alakalı bu şekilde yavaş geliyor. Şimdi tekrardan bir de database tarafına girip o tarafı şey yapmak istemiyorum. Odağımızı kaçırmak istemiyorum. O yüzden böyle bekliyoruz. Normal şartlarda bu kadar beklemeyiz yoksa. Şurada da tüm müşterilere göre listeleyeceği için burada muhtemelen bir 100-200 bin satırlık bir veri gelecek şimdi. Onu hesap ediyor. Chat ekranı neden gelmiyor? Şöyle yapayım. Share screen. Ekranımı görüyor musunuz arkadaşlar? Göremiyor musunuz şu anda? Hayır hocam. Hayır, göremiyorum. Görüntünüz hocam. Gelmiyor. Zoom kendini kapattı. Ama konuşmaya devam edebiliyoruz. Zoom bu arada join a meeting diyor. İlginç bir durum var. Şu Zoom'a tekrardan çıkıp gireceğim. Şu an görüyor musunuz? Geliyor Ömer Bey. Geliyor değil mi? Tamam. Şimdi tekrardan demin biraz şansımızı fazla zorlamışız. Oraya tekrardan o alana eklemeyeceğim. Kaç tane müşteriye satıyoruz falan. Şu son şeyi market 4'ü açayım tekrar. Bu haliyle bir bakalım. Şimdi burada biraz ilginç bir şey göstereceğim. O yüzden bu şeye girmek istedim. Şimdi bu ürüne tıkladığım zaman yan tarafta ben bir tane bir şey görmek istiyorum. Bunu master filter yapayım. Multiple master. Ve şurada bu ürün hangi mağazada ne kadar satılmış onu görelim. Yanına bir grid daha. Ve buraya ne atacağım? City. Ve şuraya da total price atacağım toplam olarak. Bakın örneğin şurada ne diyelim? GIF yüzey temizleyici. Bakın tıkladım. Hangi mağazada ne kadar satıldığını gösterdi. Biz eskiden ne yapıyorduk bir öncekinde? Mağazaya tıklıyorduk, o mağazada hangi ürün satıldığı görüyorduk. Şimdi ise ürüne tıklıyoruz, bu ürün hangi mağazada satılmışı görüyoruz. Aynı şekilde duplicate diyelim. Şunu da hatta convert to chart diyelim. Ve şurayı da şehre göre değil, aylara göre ne kadar satılmış onu görelim burada da. Date atalım şuraya. Şurayı da mantığa göre çevirdiğim zaman bakın herhangi bir ürüne tıkladığımda o ürünle alakalı bilgileri görüyorum. Bu ürünü en çok hangi satış elemanı satmış?
Aldım buraya. Hatta bunu da şöyle yanına getireyim. Bu ürünü en çok hangi satış elemanı satmış? Şuradan şehir alanını getir. Bunun yerine neyi koy? Salesman'i koy. Şunu da şöyle yukarıdan aşağı doğru sıralattır. Sort by total price dediğim zaman şöyle tersten sıraladığında bakın ürünle alakalı şeyleri gördüm. Bir de ürünün resmini görmek isteyebilirim. Yani bu kadar şeyi getirirken yanında ürünün resmini de getirsin diyebilirim. Bunun için de şöyle bir şeyimiz var. Bu arada bir saniye şu telefonumu bir şarja takayım. Şurada bir tane imaj nesnemiz var. Bakın imaj nesnemi buraya attım. Ne olarak attım? Bu değil de bound imaj atacağım. Şuraya gelip bu ürünle alakalı ben neyi görmek istiyorum? Resmini görmek istiyorum. Bunun resmi nerede? Resmi şurada arkadaşlar. Şunun içerisinde bakın imaj data diye bir klasörün içerisinde ve ürünün kodu alt tire bit.jpg şeklinde tutuluyor. Bakın şuraya geliyorum. Ürün kodu lazım bana. Kod alanını getiriyorum. Sonra şuraya gelip attribute kısmına URL yazacağım. Buradaki adresi yazıyorum. Bu bir HTTP URL de olabilirdi bu arada. Slash diyorum. Insert placeholder. Sıfırıncı kolon. Bir tane kolon var zaten. Sıfırıncısı bu. Alt tire big.jpg apply diyelim. Bakın artık ürünün resmi de gelmeye başladı. Şunu da şöyle ekrana sığsın tam. Dizaynın içine gelip squeeze diyelim. Bakın artık ürünün içerisinde ben çok rahatlıkla gezebiliyorum burada. Bir de filtreleme ile alakalı şeylerimiz var. Filter elementler. Onlardan da bahsedeyim. Şuraya bir tane tree view ekliyorum. Bakın şuraya geldi. Ve buraya diyorum ki mesela kategorisi bunların içerisinden mesela geldim et balık şarküteri bakın sadece şurada filtrelendi et ve balığa göre geldi. Veya işte içecek diyelim. Sadece içecekler geldi. Alt kategoriyi de buraya ekleyeyim. Şimdi bakın hepsini kaldırdım. Elektronik gıda dışının içerisinde beyaz eşyaya tıklıyorum. Sadece beyaz eşya listesi geldi ve onların işte en çok kime satılmış, en çok hangi mağazada satılmış falan o bilgileri gördüm ben burada. Veya işte içecek kısmında işte ayran ve kefir dedim. Bakın sadece bunlar geldi. Bunu da kaydedelim. Ve kodumuza gelip şuradan FRM main'in içerisinde şuraya yeni bir buton ekleyelim. Hadi o da şöyle bir şey olsun. Buna da diyelim ki şuraya caption yazacağım bir yer var mı? Var şura. Heh. Ürün analizi diyelim buna da. Ve altına gelip şu kısmı yazalım. Buraya da 4 diyelim. Şuradan ürün analizi dediğim zaman bakın mesela süt kahvaltılık hatta onun içinde de bal ve reçel diyelim mesela
gayet hızlı şekilde. Designer ekranına göre viewer ekranı çok daha hızlı geliyor arkadaşlar. İşte tüm satışlarını vesairesini burada görüyoruz. Bütün bunlar şunu formatlı yazdırdığımız için bunların küsuratları var. Küsuratlar hep gitmiş, yuvarlamış. Aynı fiyattan satılmış gibi görünüyor ama aslında işte bu üründen toplamda bu kadarlık satmışım. En düşük bu fiyattan satmışım. En yüksek buradan, ortalama bundan ve adet olarak da bu kadarlık satmışım diyebiliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 4 tane rapor yaptık arkadaşlar. Şu hadi yarım saati öyle konuşmayla geçti dersek 1,5 saatin içerisinde görsel ekran tasarladık. Sorulara bakalım. Tarihe göre parametre yapabiliyor muyuz yoksa store prosedür mü yazmak lazım? Mola verelim mi? Forecasting yapabiliyor muyuz? Arkadaşlar kaç kişiyiz? Sayımız da azalıyor, 66. Son bir şey yapmak istiyorum ama bunun web üzerinde de nasıl gösterildiğini göstermek istiyorum. İsterseniz burada bir küçük bir ara verebiliriz. Ondan sonrası zaten çok kısa. Bu oluşturduğumuz dashboard'u web ortamında, mobil ortamında nasıl görebildiğinizle alakalı da bir örnek yapmak istiyorum. Saat 10. Eğer sonrasında devam edelim derseniz saat 10'u 10 geçe tekrardan gelip web üzerinde de çalışma şey yapabiliriz, uygulama yapabiliriz. Ne diyorsunuz? Hocam iyi olur bence. Tamam. Şeyma ne diyorsun? Bence de öyle yapalım. Mantıklı. Tamam. Küçük bir mola verelim. Herkes bir kendine gelsin şöyle. Ben de bir su içeyim. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edelim. Zaten çok uzun değil. Web tarafını anlatıp bitireceğim. Sonrasında biraz soru cevap yaparız. Ben buralardayım. Tamamdır hocam. Teşekkürler. Tamam.
Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet hocam, geliyor. Tamam. Şimdi ekranımı da paylaşayım. Web kısmını biraz daha hızlı geçeceğim. Çünkü ufak bir hata aldım. Sıfırdan yapmak biraz zaman alacak. O yüzden yapılmış bir örnek üzerinden şey yapıyorum. Zaten çok kolay. Şurada isterseniz bir tane boş form üzerinde ne yaptığımı göstereyim. Sonra çalışan halini göstereyim. Bir tane web sayfası oluşturuyoruz arkadaşlar. Web projesi. Şöyle. File new website diyorum. İşte ASP.NET empty website. MVC'de de yapabiliyorsunuz ama ben MVC konusunda çok iyi olmadığım için o örnek veremiyorum şu anda. Boş bir web sayfası geldi arkadaşlar. Şuraya gelip sağ klik add diyorum. Şuradan web form diyorum. Default geldi. Ve şuraya aynı Windows form'daki gibi burada da dashboard ASPX dashboard var. Bunun diğerinden farkı dashboard designer ve dashboard viewer yok burada. Sadece dashboard var. Bu dashboard'u hem designer modunda hem viewer modunda kullanabiliyoruz. Yani dizayn etme işlemini web tarafında da yapabiliyoruz ama web tarafında çok pratik olmadığı için ben çok tercih etmiyorum. Diyor ki bunun working mode ne olsun? Designer mı, viewer mı? Viewer olsun diyorum mesela. Dashboard storage folder. Nerede çalışsın bu? Yani dashboardların olacağı folder'ı söylüyor buraya. Burada bir tane folder ekleyelim. Add new ASP.NET folder diyelim. Updata. Bunun altına da add new folder diyelim. Buraya da dashboards diyelim mesela. Dashboard'umuzun dashboard storage folder'ına tilde slash updata slash dashboard istiyorum. Dashboard'ların da burada bulunacak diyorum. Niye kızdın? Şuradan yapalım. Tamam, demişiz zaten. Sonra şunun içerisine oluşturduğumuz dashboard XML'lerini atıyorum arkadaşlar. Şunu kopyalıyorum. Ve şuradan open diyerek şuraya atıyorum. Refresh dediğimde bakın gelecek. Sonra webconf'e gelip orada dashboard'a girdiğimiz connection string'leri webconf'e yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle örneğin alayım. Şurada connection string sekmesini alacağım. Kaç tane connection string'im varsa kaç data için. Ben burada bir tane için çalışıyorum gerçi. Şöyle. Ben sadece şu market connection string'ini ismi market, data source'um 190.168.183.184, initial catalog bağlanacağı database, UID, kullanıcı adı, password de password 1. Webconf'i de bu şekilde yapıyorum. Daha sonra market 1 XML'nin içine gelip şurada bakın data sources kısmında benim yazdığım, bunlar Windows ekranında tasarladığım şeyler. Bunun yerine şurayı şöyle değiştiriyorum arkadaşlar. Çalışan bir taneden alalım. Bunu webconfig'den alacak şekilde bakın şurada connection kısmını şöyle alalım. Neredeydi en son oluşturdum? Şu web site 5. Ha, zaten bunu değiştirmişim. Tamam. Bu şekildeymiş zaten. Sadece buraya bunu yazıyorum arkadaşlar. Onun dışında başka bir şey yok. Sonra şuraya bir tane buton atalım mesela. Bu butonun altına da gelip şuradaki kodu yapıştıracağım. ASPX dashboard 1. Initial dashboard ID market örnek 1. Yani sonunda XML olmadan bunu yazıyoruz. Sonra da ASPX dashboard 1. Databyte diyoruz. Demin bir hata aldım, çalışmadı. Şansımı deneyeceğim. Çalışırsa buradan, çalışmazsa çalışan versiyonu var, oradan göstereceğim. Hiç önemli değil. Ama yaptığımız şey esasen bu kadar, yani web tabanın web tarafında bunu göstermek için. Tıklıyorum butona.
Bir şey gelmedi, çalışmıyor. Şuradaki çalışan halinden şey yapayım. Ne olduğu hakkında fikrim yok. Belki web config'te falan ufak bir şey atlamışızdır. Şurada Weaver ASP.x'in içinde mesela şuraya mağaza örnek 1 diyelim şuna. Mağaza örnek 1. Nereye gitsin bu? İşte market örnek 1'i çağırsın. Sonra bir tane daha yapalım. Bundan yapıştırdım. Bu da mağaza örnek 2 olsun. Buna da gelelim. Bu da pardon. Normal buton koyayım ya. Buna mağaza örnek 1 diyelim. Bunu çağırsın. Bir buton daha koyalım. Bu da mağaza örnek 2 olsun. Bu da 2 nolu dashboard'u çağırsın. Şimdi çağıralım. Mağaza örnek 1'e bastım. İlk oluşturduğumuz dashboard. Şuradan Windows uygulamasından da açayım. İkisini aynı anda görelim. Şu örnek dashboard. Evet, burada bir interaktivite var mı? Herhangi bir interaktivite yoktu burada. Her şey sabit. Web sayfama bakıyorum. Burada da herhangi bir interaktivite yok. Burada niye siyah geldi diyebilirsiniz. Tamamen tema ile alakalı arkadaşlar. Orada tema var. Default tema siyah kalmış. Mağaza örnek 2'ye basalım. Ne oldu? Ha, mağaza örnek 2'de XML'i değiştirmemişim. Hemen değiştireyim. Şurada örnek 1'den kopya çekelim. Connection'ı plain text olarak kabul etmiyor güvenlik sebebiyle. Web config'ten almak istiyor. Şurada connection name kısmına şurayı şu şekilde güncellediğimizde bunu da kaydettiğimizde şimdi bakalım. Sayfayı refresh edeyim mi? O zaman bir daha çalıştıralım. Neye kızdı? Ben yanlış şey mi değiştiriyorum? Birden fazla şey açınca evet yanlış şey değiştirmişim. Şunu market 2. Şimdi bakalım. Bayağı bir soru bombardımanı geliyor. Birazdan hepsine bakacağım arkadaşlar. Şuradan mağaza örnek 2'ye tıklayalım. Bunun içinde interaktivite var mı? Bir bakalım. Üst tarafta şeyler geliyor şimdi. Evet, şurada mesela Afyonkarahisar'a tıkladım. Bütün datam Afyonkarahisar'a göre tekrardan load oluyor. Amasya'ya tıkladım. Amasya'ya göre tekrardan load oluyor.
Evet, sorulara bakabiliriz. Bu verilerle prediction yapabiliyor muyuz? Bunun için ne yapmak gerekir? DevExpress Dashboard prediction için olan bir araç değil arkadaşlar. Veriyi sadece görselleştirip bu analitik raporları çıkartmak için kullanılıyor. Devam edecek miyiz? LinkedIn hesabımız, anketler var. Ha, tamam, bu sorular yerine şeymiş. Tamam, son notlarmış. Son olarak da DevExpress'in kendi demo sayfasında, bakınız şurada özellikle dashboard'a şöyle tıklayacak olursak, see demo. Bakın burada web ortamında bir sürü örnek şey var. Dashboard var. Bunları görebiliyorsunuz. Mobilde nasıl görünüyor diye bakmak isterseniz de şu da cep telefonu üzerinden görme ekranı. Gayet güzel. Responsive. Kendi cep telefonunuzdan denemek isterseniz de şu ekran üzerindeki kare kodu okutup kendi telefonunuzdan kullanma performansına bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, uzunca bir etkinlik, yaklaşık 2,5 saattir yapıyoruz. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Şöyle konuyu bir özetleyecek olursak, biraz iş zekası kavramından bahsettik. Hani iş zekası ne demek, nerede kullanılır, veri görsel hale getirmek ne demek, veriyi görsel hale getirdikten sonra biraz daha böyle interaktif, analitik olarak o veriyi incelemek bize ne katar, nasıl bir strateji belirlememize katkı sağlar, bunlardan biraz kavramsal olarak bahsettik. Bunun dışında elimizde bir örnek data vardı. Bir market satış datası, benim oluşturduğum bir data. Bu datadan biraz bahsettik. 570 bin satırlık, 28 bin tane şey olan, ürün olan içerisinde, 17 bin tane müşterisi olan, 80 tane mağazası olan bir ürün grubu şeyinden bahsettik, database'inden bahsettik. Bu database üzerinde DevExpress dashboard'u nasıl kullanacağımızdan bahsettik. Sadece DevExpress'in kurulumundan bahsetmedim ama onun zaten şeyi çok kolay, indirip kuruyorsunuz. Bunun dışında DevExpress Dashboard Designer ve Dashboard Viewer komponentlerinden bahsettik. Dashboard Designer ile database'e bağlanıp bir SQL sorgusu üzerinden görsel bir takım ekranlar oluşturmaktan bahsettik. Sonra bunu son kullanıcıya nasıl göstereceğimizden bahsettik. Ve üzerinde hani bu 2 saatlik zaman içerisinde 4-5 tane gerçek hani ve interaktif olarak çalışabilecek raporlar türettik. Bu arada bu zaman içerisinde DevExpress Dashboard'un özelliklerinin belki de hani %20'sini, %30'unu falan ancak anlatabilmişimdir ben size. Çünkü çok interaktif şeyleri var, özellikleri var. Yani içerisine formül yazabiliyorsunuz, işte bir takım başka hesaplamalar yapabiliyorsunuz. Bugün zaman yetmedi. Birden farklı data seti birbirine bağlayabiliyorsunuz. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Sizin elinizde satış datanız var. Dondurma satışlarını örneğin incelemek istiyorsunuz. Ve başka bir datada, hiç tamamen bağımsız bir data, günlük hava sıcaklıkları. Yani hava sıcaklığıyla dondurma satışının arasında bir bağlantı var mı diye bakacaksınız. Biri işte sıcaklık tablosundan geliyor, bir tanesi satış tablosundan geliyor. İkisi birbiriyle joinli değil. Ama arada ikisinin arasında tek bir fark var, birleşme noktası var. Tarih. Yani ben herhangi bir noktada tarih alanına, date alanına tıkladığım zaman burada hem dondurma satışları ona göre filtreleniyor, hem sıcaklıklar ona göre filtreleniyor. Ve bunun için ekstra bir bağlantı vesaire bir şey yapmama gerek kalmıyor. Sadece ikisinde de date alanının olması veya tarih alanının olması, alan isimlerinin aynı olması yeterli arkadaşlar. İşte şey, dışarıya export edebiliyorsunuz bunu. Sadece SQL üzerinde değil, işte son versiyonunda özellikle JSON üzerinde de çalışabiliyor. JSON verilerini de çekebiliyorsunuz ve dashboard üzerinde gösterebiliyorsunuz. Son olarak da basitçe Windows ortamında tanımladığımız bir şeyi, dashboard'u sadece XML'ini bu tarafa alarak web ortamında gerçekleştirdik, web ortamında çağırdık. Bakın yine özellikle bunun altını çizerek söylüyorum. 2 saatin içerisinde gerçekleştirdik bunları. Yani bunun ne kadar pratik olduğunu görmeniz adına ben söylüyorum. Yani şunu biz mesela işte birçoğumuz yazılımcı, birçoğumuz bunları yazılım olarak sıfırdan yapabilecek durumda. Fakat buradaki oluşturduğumuz bir ekranı belki sizin yapmanız
birkaç gününüze mal olacak. Ama biz burada ne yaptık? 15 dakika içerisinde çok pratik bir şekilde bu ekranları tasarladık ve sizden gelen soru cevap üzerine de ya ben işte şurada aslında saate göre de olmasını istiyorum. En çok satanı da burada görmek istiyorum diye gelen sözel bir talebi de hemen saniyeler içerisinde tamam böyle yani sadece tıklama zamanıyla ölçülebilecek bir düzeyde hızlıca oraya ekleme imkanı sağlamış olduk. Bu haliyle iş zekası tool'larına bir giriş yapılmış oldu. Hem de güzel bir giriş. Hazır bir paket kullanmak yerine doğrudan Visual Studio içerisinde kendi programınıza da entegre edebileceğiniz bir yapıya giriş yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hani buralardan bir şeyler kapmışsınızdır. Eğer öyleyse ne mutlu bana. Benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizlerin soruları varsa sözlü olarak cevap vermek isterim. Hocam chatte soru var galiba iki tane bu konuyla alakalı. Üstlerde kaldı. Sen söyle soruyu şey yapalım. Hemen ben okuyorum. Tamam. Dashboard yetkilendirme ve bu yetkiye göre PDF mail göndermesi schedule edilebiliyor mu? Bir tanesi bu sanırım. Diğeri de row column bazlı yetkilendirme var mı? Bu tamamen şeyle alakalı. Arka tarafta yazılım bizim elimizde olduğu için bunları çok rahatlıkla yapabiliriz. PDF'e export etme direkt şeyin dashboard'un özelliğinde var. Mail gönderme özelliği için oraya birkaç satır kod yazmamız gerekiyor. PDF, Excel ve resim olarak dışarıya export edebiliyor bunu. Ama mail göndermek istersek bunu yapabiliriz. Row column bazlı yetkilendirme de yine arka tarafta bizim şeyle yapacağımız bir şey. Nasıl diyeyim? Biraz böyle kodla yapmamız gereken bir şey. Row bazlıda da şu olabilir. O bugün onu bahsetmedim. Bu şeyin içerisine parametre gönderebiliyoruz. SQL sorgularının içerisine parametre gönderebiliyoruz. Örneğin mesela işte sadece herkes kendi mağazasını görsün. Bütün satışlar aynı tabloda ama herkes sadece kendi mağazasını görsün dediğimiz zaman işte mağaza ID İstanbul'unki atıyorum 34. 34 dediği zaman işte select yıldız from sales ver. İşte city ID veya işte branch eşittir 34 şeklinde gidecek şekilde parametre gönderebiliyoruz. Bugün sadece onu anlatmadık. Yoksa parametre gönderebiliyoruz. Bir de örnek veriyi paylaşmanız mümkün müdür demişler hocam. Örnek veriyi seninle paylaşayım ben Şeyma. Arkadaşlar sizin sayfanızı takip etsinler. Oradan da indirebilirler. Yani herkese teker teker şey olmasın tek noktadan paylaşılsın. Örnek veriyi de tamam, paylaşabilirim. Hocam. Teşekkür ederim. Var mı başka soru? Başka soru? Bir sorularım olacaktı. Önceden yazmıştım chat'e. Chat'e yazmıştık. Peki chat'i açayım. Aslında sesli söyleyin. Yani ben evet. Şey yapayım. Ben daha çok big data üzerine olan konularla alakalı katılmıştım etkinliğe. Daha çok iş zekası yazılımdan bahsettiniz. Doğru. Alakalı mıdır, alakasız mıdır şu anki konuya tam bilmiyorum ama bu cloud platformları var. Amazon'un, işte yine Microsoft'un ya da IBM'in sağladığı bunların sertifika programları veya bunlar üzerine uzmanlaşma durumları var. Bu sertifika programlarının veya bu cloud platformunun uzmanlığı ne tarz avantajları var? Yani bir veri bilimci tarafından bunlardan bilgi sahibi olması çok beklemiyor mu? Yoksa DevOps tarafından mı daha çok bekleniyor? Şöyle, Azure tarafında ben biraz bu işlerle uğraşıyorum. Azure tarafında ya gerçekten işler çok kolaylaştırılmış durumda. Yani mesela kendi tarafında bir şeyleri yaptığın zaman bir şekilde Python'da kod yazarak vesaire bu işlerle uğraşılıyor. Ama tabii bunun içinde belli bir işte yazılımcı background'unun olması gerekiyor. İşte belli bir kod yazma tecrübesinin olması gerekiyor. Fakat tarafında, Azure tarafında olsun veya işte direkt cloud servislerinde olsun çok kolay. Yani tamamen işler sürükle bıraklarla gerçekleştirebilecek durumda. Mesela işte biz Big Data'yı ne için kullanıyoruz? İşte bir şeyleri tahminleme için kullanıyoruz mesela. Bir takım tahminleme modelleri var falan. Şimdi bunu Python'da yapmak istediğin zaman eğer konuya çok hakim değilsen bu sefer yapman gerekiyor. İşte kütüphaneleri bulma, onların komutlarını bulma vesaire. Ama Cloud tarafında tamamen sürükle bıraklarla böyle bir akış şeması çizmek gibi senin giriş veri setin bu olsun, işte test veri setin bu olsun, işte eğitim veri setin bu olsun, işte kullanırken de bu fonksiyonları kullan. Tamamen böyle bir videoda çizer gibi, akış diyagramı çizer gibi çiziyorsun. Tuşa bastığında sistem tamamen kendi kaynaklarını kullanarak ki o da önemli. Mesela
İşte senin sahip olduğun donanım bunun için yeterli olmayabilir. Orada sana sonucu çıkartıyor, veriyor. Peki kariyer noktasında bu önemli mi diye bir soru olabilir belki. Hani işte bu cloud servislerini öğrenmek önemli mi? Önemli. Çünkü işte günümüzün popüler konuları, yapay zeka olsun, derin öğrenme olsun, makine öğrenmesi olsun, bunlara yatırım yapan insanlar genelde büyük firmalar. Ve büyük firmalar yatırımını yaparken bunlarla lokalde bir sistem kurayım da yapayım şeklinde uğraşmıyor. Ben bunu tamamen cloud'da çalıştırayım, bulutta çalıştırayım diye uğraşıyor. Bu anlamda bir iş başvurusuna gittiğinde ben AWS altyapısını biliyorum veya Azure altyapısını biliyorum, bu işleri Azure'da, AWS'de yapabilirim diyerek gittiğin zaman bu senin için avantaj olacaktır illaki. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir diğer Apache tool'ları hakkında sorum olacaktı. Spark, Scala ya da Kafka, NiFi tarzı tool'ları vardı bu Apache'nin. Bunlar Big Data alanında bu lider konumda app'ler mi? Yoksa Microsoft'un veya farklı Google'ın eşdeğer yazılımları var mı? Şimdi şey tarafında, lokal tarafta şeyler lider konumundalar. Ama işte bulut tarafında herkes kendi şeyini, platformunu oluşturuyor. Kendi tarafında gidiyor. Yani bence o taraftan da yürüyebilirsin. Yani Big Data kapsamında söylüyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Erkan Şirin var. Yürüyen evet. Eğitimleri var. Onu takip etmeni öneririm. Bu eğitimlerini var. Aldım. Hani bitirme son sınıfım, bitirme projemi de bu Big Data alanındaki yazılımlar üzerine yapmaya çalışıyorum. Baştan sona bir ETL, ondan sonra projenin bir streaming servisine aktarılmasını planlıyorum. Dashboard veya benzeri fark etmiyor. Hı hı. Genelde bunun üzerine biraz araştırma yaptım ama baştan sona bir app'i tasarlayıp example olarak ekleyen çok fazla yer yok. Yani olmamış. Ya doğrudur yani şey konular aslında yeni konular. Türkiye için baktığımız zaman bu taraftaki konular ki ben bugün işte şey anlatıyorum, hani mesela iş zekası anlatıyorum. İş zekası aslında bizim şu anda bir adım gerimizde olması gereken bir şey ama hala birçok kurumda bu kültür bile oturmamış durumda. O yüzden şey, hani bunlarla alakalı bazı şeylerin tam oturmamış olması çok normal. Gençler olarak da işte burada iş size düşüyor biraz da. Sağ olun, teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim. Bitti sorularım. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Yani şey, şimdi kapanışta birkaç ekran görüntüsü alsak, bunları şeye paylaşsak sosyal medyada vesaire de. Kameralarımızı açmamız mümkün mü acaba? Şu anda tamamen siyah ekranlar görüyorum ben isimlerle beraber. Birkaç ekran görüntüsü. Şeyma, senden rica etsem alsam. Tamam hocam. Genel olarak nasıl buldunuz DevExpress'i? Bir orada bir yorum alayım aslında ben sizden. Ben sürükle bırak şeklinde çalıştığını gördüm. Hocam çok güzel. Power BI'ye benziyor. Fakat fiyat olarak bizi bayağı bir aşıyor. Ya aslında şey, fiyat performansa baktığın zaman şöyle. Dediğim gibi bir yazılım firmasıysan veya işte kurum içerisinde bir yazılım geliştiriyorsan bu bir kerelik almalık bir lisans. Yani kira bedeli yok, o yok, bu yok. Yani bir kere alıp kenara koyduğun anda istediğin kadar bunu çoğaltma imkanın var. O anlamda şey olabilir, ekonomik olabilir. Hani Power BI'ye göre işte avantajı, dezavantajı, Power BI işte web tabanlı doğrudan çalışıyor falan. Ama işte bunun içinde mesela şey, bir sunucu kurmana gerek yok. Programın içine gömdüğün anda direkt işte şey kaynaklarını kullanıyor. Power BI'da tüm özelliklerini kullanayım diyorsan Cloud'a çıkman gerekiyor. İşte Cloud'a evet. Çıkmanın da işte bir takım şeyleri var. Gene onun da avantajı, dezavantajı var. Lokalde çalıştırdığın zaman biraz daha özelliklerini eksik kullanıyorsun. Ayrıca Power BI için işte bir tane servis kurman gerekiyor falan. Yani bu haliyle bakarsan aslında avantajlı. Aslında en büyük avantajı da şey, bunun şey olması, hani çok daha pratik olması. Evet. Bence Power BI'den çok daha pratik yani şu yaptıklarımız. Evet, Power BI'de bu hızda bir şey çıkartmak. Birkaç proje yaptım. Ben bilişim öğretmeniyim Halk Eğitim Merkezi'nde. Bizim kurslarla alakalı analizler, işte hangi kurs ne kadar açıldı, ne kadar öğrenci geldi, eğitim seviyesi, eğitim durumu ne, öyle bir otomasyonun sisteminden Excel'deki verileri çekip Power BI'da denedim ama DevExpress'te de ilk defa böyle detaylı görüyorum. Daha önce indirmiştim. Biraz karışık. Sizin daha önce bu eğitiminizi de aldım ben. Ama avantajları var. Yani bundan sonra bu eğitim devam etsin diye düşünüyorum yani.
Bizimle ne kadar bilgi paylaşırsınız o kadar iyi olur hocam. Ağzınıza sağlık şimdiden. Rica ederim. Ya evet. Bir de şu hazır konu açılmışken şeyi yapalım. Yani onu bir söyleyeyim. Bir geçen sene bir şeye gitmiştim ben. Bilişim zirvesine gitmiştim. Orada şey çok güzeldi. Sloganları çok güzeldi. Data talks, veri konuşur. O kadar doğru bir söz ki. Yani verinin ne kadar kıymetli olduğunu özetleyen o kadar doğru bir söz ki. Ve orada Turkcell'in yapay zeka direktörü konuşmuştu. Onu dinledik. Ve adam bir hikayesinden bahsetti. Vaktiyle Twitter'ın genel merkezine gitmişler. Ve orada işte Twitter'ın yazılım ekibinin başındaki kişi bir sunum yapmış. Sunum yaparken de Twitter'ın algoritmalarını paylaşmış. Şimdi bu arkadaşlar da şaşırmışlar. Hani Twitter bu kadar önemli bir verisini neden işte bizimle paylaşıyor? Onun için önemli algoritmayı neden bizimle paylaşıyor diye. Sonra şey düşünmüşler. Hani herhalde bize özel yapılmış bir şey buraya kadar geldik diye. Sonra sunumun sonunda adam GitHub sayfasını paylaşmış. Twitter'ın algoritmalarının olduğu GitHub sayfasını paylaşmış. Buna daha da çok şaşırmışlar. Ve en sonunda işte dayanamayıp sormuş. Yani sen neden bu kadar senin için önemli olan Ar-Ge şeyini, algoritmanı benimle paylaşıyorsun, bizimle paylaşıyorsun diye. Adamın cevabı şu olmuş. Ya demiş, yani bu algoritmalar istediğin kadar sende olsun, bir başkasında olsun, bunun hiçbir önemi yok. Bendeki veri sende yok. Bu algoritmaları algoritma yapan şey aslında bendeki veri. O yüzden Power BI olmuş, ondan sonra işte ne bileyim DevExpress olmuş, başka bir şey olmuş. Bunlar hiç önemli değil. Önemli olan sizin bu gözle meselelere bakabiliyor olmanız. Yani şimdi bu eğitimi hiç yapmadığınızı düşünün ve bu konulardan uzak olduğunuzu düşünün. Bir yerde de çalışıyorsunuz. Yazılımcı olarak bir yerde işe başladınız. Genelde şudur, firmalarda bir takım ERP sistemleri vardır ve onların da bir aslında raporlama arayüzleri vardır. Ama her ne hikmetse bu raporlama arayüzleri çoğunun çok kötüdür. Kullanılmayacak durumdadır. İşte kimisi web tabanlıyı desteklemez, kimisi interaktiviteyi desteklemez, kimisi hantal çalışır falan. Ve genelde size şöyle bir şey söylenir. Ya ben şununla alakalı bir rapor görmek istiyorum denir. Şimdi sen bir iş zekası şeyine, jargonuna hakim değilsen ne yaparsın? Ben yazılımcıyım dersin. Allah Allah nidalarıyla oturursun C# başına. İşte query'ni yazarsın, raporunu yazarsın, bilmem neyini yazarsın. Sonra patron der ki ya ben şurada şunu da görmek istiyorum. Ondan sonra hadi onu da ekle. Onu da eklemek için 2 gün zaman harcarsın. Sonra dersi götürürsün. Ya şunu kaldır, şunu koy yerine. Tamam, onu da ekle, onu da kaldır. Her iş için 2 gün uğraş. İşin sonunda aradan bir 15 gün geçer ve bir bakarsın ki aslında adam da ne istediğini unutmuş. En baştaki şeyden kopmuş. Sen de onu tatmin edememişsin ve ortada kalmış bir iş olmuş olur. Ama şuradaki şu pratiklikle yani elimden geldiği kadar bugün onu yapmaya çalıştım. Hani siz söyleyin de ben buraya yapayım diye. Az zamanda çok iş yaptık. Aynen öyle. Ve çok pratik, çok görsel işler çıkartabiliyoruz ortaya. O anlamda hani en azından hiçbir şey değilse bile bu iş zekası kültürünün, bu iş zekası jargonunun sizlerde oturmuş olması o bile çok değerli bir şey, çok kıymetli bir şey. Bundan sonraki bu tarz problemlerde bakış açınız daha farklı olur diye düşünüyorum. Herkes Python diyor. Ondan sonra herkes işte veri bilimi diyor, data science diyor. Böyle afilli kelimeler kullanıyor. Ama gerçek dünyaya gittiğin zaman insanlar hala bunlarla uğraşıyor. Yani hala derken bu teknolojileri küçümsediğim için değil. Yani senin işi gidip de mezun olduktan sonra bir işe girdikten sonra burada Python bilmen, başka bir şey bilmen birçok yer için bir anlam ifade etmeyecek. Adam görsel ve pratik bir rapor görmek isteyecek. Ve en sonunda sen bunu yapamadığın için oradaki muhasebe departmanındaki çalışan adam sana postayı koyacak. Diyecek ki ya ben bunu Excel'de bunu kralını yapıyorum. Sen de işte bilgisayar mühendisi olmuş gelmişsin buraya diyecek. Yani bunlar biraz hayatın gerçeği. O yüzden mezun olmadan böyle şeylere alışın. Bence bu güzel bir fırsat. Bu arada DevExpress'i çok fazla bilen yok. Evet. Bu kadar özelliği olduğunu, bu kadar pratik olduğunu bilen kimse yok. Türkiye'de bununla alakalı sanırım ilk Türkçe eğitimi tek zaten, başka da yok. Hazırlayan benim. Evet. Dünya üzerinde de Udemy'ye baktığım zaman bu DevExpress dashboard'u anlatan şey yok. Başka, benden başka eğitim hazırlayan da kimse yok. Hani bu ürünün kötü olduğundan dolayı değil, bilinmiyor olduğundan dolayı böyle bir şey. Yoksa ne kadar pratik olduğunu bugün siz de gördünüz aslında bakarsanız. Çok fazla kullanılıyor mu DevExpress? İşte ben bunu 5 yıl önce keşfettim ve birçok yerde paylaşıyorum. İşte sanırım benimle birlikte
şey oldu, popüler oldu. Çok yerde görüyorum artık. İnsanlar, özellikle yazılım geliştiriciler, teker teker raporlarla falan uğraşmıyor. İşte adam mesela üretimden veri topluyor, makinalardan veri topluyor. Makinalar ne kadar çalışmış, ne kadar verimli çalışmış vesaire. Onları grafik olarak işte kiosların üzerinde göstermesi lazım. Teker teker ona rapor oluşturmayla falan uğraşmıyor. Hemen burada iki dakikada sonuçta besleyecek veri belli. SQL'den geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor. Tak diye koyuyor, çıkıyor. Beş dakikada çıkartıyor iş. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Birkaç cümle de ben etmek istiyorum. Ben hem size karşı ayrı bir sempatim var, bir takip ediyorum. Vallahi hem ayrıca iştekası uzmanıyım aslında ben. Hem veri ambarı hem iştekası uzmanıyım. Tereciye tere sapmadık inşallah abi. Ya, estağfurullah hocam. Zaten biz Ankara'da bir firmayız. Hatta böyle ismini bilmiyorum, isterseniz söyleriz ama biz de yerli bir iştekası ürünü de geliştirmeye çalışan, yani Türkiye'ye böyle bir şey katmaya çalışan şeyi olan, hani bir vizyonu olan, şu anda da birçok kurum kuruluşta da kullanılan bir ürünü de var. Ben özellikle hani bu tarz programları yakından takip etmemin bir nedeni de hem farklı tool'ları sürekli takip edip hem yerli ürüne neler katabiliriz, artımız, eksimiz, farklı bir dünya var. DevExpress dediğiniz gibi çok fazla kullanılmıyor. Ben de işin doğrusu biraz sizinle daha önceki videolarınızdan duydum, izledim, biraz takip ettim. İlk başta biraz başlangıç kısmı biraz karışık gibi gelse de evet, sonrası özelliği çok fazla. Tabii fonksiyonelite fazla olduğu için de menüsü, ona göre ayarları, birçok şey daha fazla. Ama dediğiniz gibi hızlı bir şekilde yapılıyor. Şu noktada da çok haklısınız. Hala birçok kurum Excel'in üstüne çıkamıyor. Sadece belli sistemlerin verdikleri raporları kullanabiliyorlar maalesef ki bunda da istedikleri veriye ulaşamıyorlar. Aslında veri ve verinin analizi, şirketin iç bilgilerine ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi de bilemiyorlar. Hatta bu işte iş zekasının bir, yani İngilizce karşılığı birazcık da aslında iç istihbarat gibi de telaffuz edilir orada. Intelligence'dan gelen. Ben bir taraftan da Kayseriliyim. Kayseri'de çok kısa bir çalışmıştım ve hala görüştüğümüz firmalar var. Aynen, dediğim gibi biraz da ayrı bir sempatim var, sürekli takip ediyorum hocam. Yani bir taraftan o Anadolu'da özellikle bu şeylere çok değer vermeme, kıymet vermeme ya da bunlara böyle yatırım yapmama gibi bir gözlem de maalesef görüyoruz. İnşallah bunun da kırılması lazım, çok önemli. Yeni nesille ya da firma kültürlerinde, yöneticilerin kültürlerinde biraz değişmesi lazım. Daha dinamik sistemlerin entegre olması gerekiyor. Umarım hem sizler, hem firmalar, Türk firmaları, hem de biz ve bizim yerli ürünümüz de gelişir. Çok daha hem global hem... Firma paylaşabilirsin abi, şey. Burası public bir ortam, yani sıkıntı yok. Arkadaşlar da bilsinler, tanısınlar. Evet. Ya olur. Hani Vispien diye ismi. Vispahen diye yazılıyor ismi. Hani anlamını da şöyle söyleyeyim. Visualize ve PN. Yani tavus kuşuyla bir görselleştirme, veri görselleştirme anlamının birleşmesinden oluşan bir isim. Ankara Hacettepe Teknokent'te bir yazılım firmasıyız. Birçok hani bir soft firmanın adı aslında BI Soft'tan hani geliyor. Şu an hani dediğim gibi biz de sürekli geliştiriyoruz. Yeni versiyonlarını, eksiklerini, bug'larını ya da feature'lar eklemeye çalışıyoruz. Bir yandan onun heyecanı ve stresiyle tabii uğraşıyoruz. Bir yandan da projeleri devam ettiriyoruz. İnşallah hem biz de başarılı olabiliriz. Dediğim gibi hem ülkede böyle bir kültür yerleşir. Hem ülkemiz içinde hem yurt dışına da ihraç ettiğimiz güzel bir ürün olur, güzel bir tool olur. Hatta globalde biliyorsunuz bu tool'lara çok fazla da bir artış, yatırım var, eğilim var son yıllarda. Dediğim gibi sektör bu şekilde büyüyor. Genç arkadaşlar da inşallah hani kıymetini bilirler. Dediğiniz gibi sahada birazcık daha farklı, çok süslü kelimelerden ziyade sahada canlı sistemler ya da canlı yöneticilerle çalışmak daha farklı oluyor. Hem canlı çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yani çok güzel katkı sağladınız. Şeyma, bir şeyin farkında mısınız bilmiyorum. Biz aslında farkına varmadan çok güzel bir şey yaptık burada. Sen işte amacın neydi? Bir etkinlik yapmak. Bunun içinde işte takip ettiğin ben varım. Ondan sonra evet, belki hocam, başka arkadaşlar da var. İşte Ömer abiyi işte burada bir çağıralım, biraz dinleyelim gibi bir etkinlikle yola çıktı. Ama şuradaki kitleye baktığımız zaman öğrenci arkadaşlar var, sizler varsınız. Sektörün içinde çalışan arkadaşlar var. Ve şimdi mesela işte Yusuf Bey doğrudan bir yerli BI yazılımı geliştiren bir abimiz burada. Yani herkesin böyle bir arada olduğu bir şey ortaya çıktı. Ve bir anlamda hani sizleri de sektöre hazırlamak adına da BI
bir aslında eğitimin çok daha ötesinde bir etkinlik olduğunu düşünüyorum ben. Bunun kıymetini gerçekten iyi bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yayının başındaki katılımcı daha fazlaydı, şimdi daha azaldı. Ben buna biraz üzülüyorum. Kendim için değil. Gerçekten şuradaki şey gerçekten çok kıymetli. Yani şu sohbet bile gerçekten çok kıymetli. Bu eğitim sadece bir eğitim değil. Bu bir felsefe aslında. Yani meselelere bakış açısı, veriye bakış açısı, veriyi veri yapan şeyin ne olduğuna bir giriş noktasında bakış açısı bu aslında. Formüllerden uzak, tamamen işte gerçek. Keşke ben aslında burada bu eğitimi yaparken şunu düşünmüştüm. Yani hazırlarken birden fazla datasetle mi çalışsam acaba diye. İşte elimde bir tane bir market dataseti var. Ondan sonra bir üretim dataseti hazırlayayım dedim. Böyle işte üretim bandından işte ürün üretildikçe sayısı artsın, kalite kontrol vesaire bilmem ne. Canlı canlı onları görelim. Hatta real time bir şey yapalım. Orada bir şey üretildikçe burada tık diye işte sayısı artsın falan diye. Sonra baktım bütün bunlar 2 saate sığmayacak. Hepsini yapalım derken belki çorba olacak. İşin içinden çıkamayacağız. O yüzden sadece işte market üzerinde yaptım ki onu bile 2 saate çok zor sığdırdık aslında. Birçok özelliğini anlatamadım. Ama dediğim gibi bu gerçekten çok kıymetli bir şey, etkinlik. Bunun kıymetini bilmek lazım. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Ben bu saate kadar durdunuz, şey yaptınız, beklediniz. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Ben çok keyif alarak anlattım. Allah'a şükür hani çok da böyle bir büyük bir aksiliğimiz de olmadı. Güzel, istediğim gibi uygulamalı bir şekilde yapmış olduk. Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Emeğiniz için, bu güzel etkinlik için. Ayrıca katılan herkese çok teşekkür ederiz. Çok verimli bir etkinlik oldu bizim için. Umarım herkes için de öyle olmuştur. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. En yaşlı benim. Teşekkür ederiz. Hala verinin peşinde koşuyorum. Hala veriyi nasıl analiz ederiz? O yüzden gerçekten çok kıymetli. Arkadaşlar bu saate kadar bekleyen arkadaşlar bence geleceğini kuruyorlar. Bu işler hala bize sonuçta ekmek parası kazanıyoruz. Yani sonuçta biz bu işten para kazanıyoruz yani. Bunun için de ne kadar kendimizi geliştirsek o kadar cebimize para girecek. O nedenle hani tamam bu güzel, veri çekmek güzel ama en güzel de bize bu ekmek parası kazandıracak. Bizim geleceğimizi garanti edecek. Doğru. Bence en önemli nokta da burası. Ekonomisi de çok önemli. Sadece şu işten bile yani firmalara rapor hazırlayıp, onların istediği şekilde raporlar hazırlayıp para kazanan bir sürü insan var. Ve hocam tek bir şey söylemek istiyorum. Böyle bir kişinin günlük ücreti 300 euro. Evet. Yani ya, bu şekilde daha çok içinde. Profesyonel evet. Ben hizmet almak bazen satın alıyorum. Hizmet satın almak zorunda kalıyoruz. Böyle bir veri analizi yapan, o bizim kullandığımız paketi de iyi bilen, database'i bilen bir kişinin günlük ücreti inanın 300 euro'dan başlıyor. Doğru, başka işte, bir şey söylemiyorum ama hani arkadaşlar için gelecek vaat eden işler bu işler. Dünyanın her tarafında bunları bilince para kazanabilirler. Türkiye ile sınırlı değiller. Yani bunlar bir paket programı da sınırı değiller. Böyle bir şey bildikten sonra çok kıymetli bir şey. Çok kıymetli bilgiler bunlar. Bu konuda çok küçük bir vizyonumuzu paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii. Bizim de yakın hani planda cloud hizmetiyle mesela bu özellikle COBI tarzı firmalardaki bu büyük BI tool'unu hem almak hem onun entegrasyonunu sağlamak açısından hani ciddi bir hem altyapı hem donanım hem öyle bir personel istihdam etmek çok ciddi bir hani yük. Ama buna da ihtiyaçları olan bir şeyler. Hem Jotform'u duydunuz mu bilmiyorum. Hani bir forum yapısı oluşturarak cep telefonu, tablet ya da bilgisayar üzerinden çok hızlı bir şekilde anket verisi gibi bazı verilerini sisteme entegre edebilmeleri. Daha sonradan da bu forum verileriyle hani database'e, cloud ortamına hızlıca verilerini yükledikten sonra da bunlarla dashboardları hani oluşturup mobil ve bilgisayar üzerlerine web ortamından hızlıca bakmaları 3 rapor, 5 rapor ya da 10 rapor. Çok fazla bir şey olmamayabilir COBI raporları için ama ya da datasetleri büyük olmamayabilir. Bunları da çok rahat istedikleri ortamda ulaşmaları gibi bir vizyonumuz var. Yakın zamanda bir LinkedIn'den bir kampanya yaptığımızda sahada bunun hem ihtiyaç olduğunu hem eksik olduğunu gözlemleyebildik. Çünkü orada hep küçük küçük Excel'lerle yani işler dönüyor. Bu da genellikle geriden gelen ya da birkaç kişiye Excel'i biraz iyi bilen kişilere bağlı bu tarz analizlerin ve iş takiplerinin yürüdüğünü maalesef üzülerek gördüm. Hani sizler sektöre daha yakında çalışıyorsunuzdur, daha iyi bilirsiniz.
sadece büyük firmaları hedef kitleye değil, orta ölçekli ya da küçük ölçekli firmaların da aslında verilerine geriye dönük ya da ileriye dönük analize ihtiyaç olduğunu ve bunu da bir şekilde rahatlıkla sağlayabilecekleriyle ilgili planlarımız, hayallerimiz var. İnşallah bunda da hani hem biz başarılı olabiliriz hem küçük orta işletmelerinde böyle imkanlara sahip olabilirler. Bu durumda sizin de ciddi şekilde personel istihdamına ihtiyacınız olacak büyüdüğünüz zaman. Ve işte buralardan yetişen arkadaşlar da bir şekilde sizin gibi firmalarda çalışan olarak işe başlayacak. Aslında tamamen bir zincirin bir halkası olmuş oluyor. Kesinlikle. Şu an zaten ciddi manada sektöre de hem yazılımcı hem iş zekası veren ambar alanında personel yetiştiren bir firma konumundayız gerçekten. Hala hazırda hani yeni stajyerlerimiz de başlıyor. Sürekli uzun dönem stajyerler alıyoruz. Hatta buradan arkadaşların da aklında olsun. Şu dönemde uzaktan ağırlıklı çalışılıyor. Hem böyle bir ürünün geliştirilmesinde backend, frontend yazılımcı arkadaşlar hem iş zekası veren ambar alanında. Hatta DevOps yani Docker, Kubernetes alanlarına doğru da kayan bir sistem gelişmesini hani inceleyebilirler, içinde bulunabilirler. Hem katkı sağlayıp hem birçok hani bilgi edinebilirler. Bence takip etsinler hani bir soft firmasında bu açıdan staj başvurularını yapsınlar diye tavsiyede de bulunayım. Süper. Bak işte hazırda bir de staj kapısı çıktı. Buradan 3-5 kişi bir şekilde stajına vesile olsa şeydir yani fırsattır. Değerlendirin arkadaşlar bunu. Teşekkür ederim. Memnuniyetle. Rica ederim. Tamam hocam, teşekkürler. Tamam, kapanışı yapalım o zaman. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Rica ederim. Çok iyi bakın kendinize. Şeyma sen de tekrar teşekkür ederiz hocam. Gerçekten. Rica ederim. Başka bir etkinlikte inşallah tekrar görüşürüz. Biz hep buradayız. İnşallah. Yani, ne zaman ihtiyaç oldu hep buradayız. Sıkıntı yok. Çok iyi bakın kendinize. Çok memnun oldum hepinizle tanıştığıma ayrı ayrı. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. O zaman fotoğraf çekecektik. Unuttuk. Çekelim o zaman hadi. Nasıl böyle? İyi hocam. Tamam. Tamam.